HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Evet, Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özbek. Bugün tabii bir saat erken girdik. Sevgili Mert'imizin işi vardı. Sağlık anlamında söyleyelim. Ondan dolayı yayına ben bir saat erken girdim. Sevgili Mert'e de şimdiden geçmiş olsun dileyelim. 9:03'ü gösteriyor. Yaklaşık 12'ye kadar, yani 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair sorularınız, düşüncelerinizi, görüşleriniz ve önerileriniz için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız çok rahat bir şekilde burada okumaya çalışacağım 3 saat boyunca. Tabii programın ilk bölümünü biraz dinleyici ağırlıkta gideceğiz. Yaklaşık 1 saat civarı dinleyici. Ondan sonra ikinci bölümde de takımlarla ilgili bilgi vereceğiz. Dinleyicimizi alayım ama ondan sonra bir konu başlatmak istiyorum. Çünkü bu sadece bizim ülkemizde yaşanır. Başka hiçbir yerde yaşanmaz. Günün en komik ve en ilginç haberi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Türkiye Kupası'nı oynamadan veda ettiler. Onun zaten detayına gireceğim. Zira Türkiye Kupası'nın birinci tur kura çekimi gerçekleştirildi, biliyorsunuz. İki takım oynamadan kura dışı bırakıldı. Hakikaten komik. Hakikaten bunlar zaten sadece bizim ülkemizde yapılabilir. TFF 2. Lig ekibi İnegöl Spor ve Bölgesel Amatör Ligi ekibi Hakkari Spor birinci tur kura çekiminde takım sayısının fazlalığı nedeniyle maça çıkmadan kupadan gönderildiler. Günaydın. Bunun detayını aktaracağım ama bununla ilgili de sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Ya bu sadece bizim ülkemizde yaşanır, onu söyleyeyim. Başka hiçbir yerde yaşanmaz. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Ben Sultan Gazi'den Ünal. Ünal Bey, hoş geldiniz. Bak, 9'da yayına girdiniz. Ben nasıl takip ettiğimi görün. Evet, gerçekten. Tebrik ediyorum. Ve teşekkürler. Yani sıklı bir dinleyiciniz olarak konu başlığı çok güzel. Yani güleyim mi ağlayayım mı derler ya. Bu hesap. Futbol Federasyonu'na başka ne bekliyoruz ya? Gerçekten ya, inanır gibi. Ne bekliyoruz ya? Yani bu iki takımın hakkını sen nasıl elinden almaya çalışırsın ya? Belki kupayı alacaklar, bilemezsin ki. Var ya, mı bunun şeyi? Belki kupayı alacak. Şöyledir. Biz biliyorsun, kazanılmış hak elden alınamaz. Tabii. Hak edilmiş şeyden elden alamazsın. Bir doğru. De iki, yani takım sayısı fazla diye nasıl bunu yapıyorsun? Sen ona göre ayarla her şeyini. Ya ama hangi birini ayarlayacak? Kafalar başka yerde. Nerede kafalar? Kafalar başka yerde. Nerede? Ben anlamadım. Ben çok akıllı bir adam değilim mi? Şöyle hakem atamaları olsun. Küçükleri kayırma, büyükleri kayırma. Yani spor hariç her yerdeler bana göre. Çünkü spordan gelmedikleri için öncelikleri başkadır. Sporun içinden gelse bir futbol... Ya bu bir haksızlıktır, açıkça söyleyeyim. Yani bu iki kulübe yapılan büyük bir haksızlıktır. Tabii ya. Sonuçta seyirci hasılat olacak bunlara. Belki finale çıkacak. O futbolcular kendini gösterme imkanı bulacak. Televizyonda devam bunları izleyeceğiz. Belki de o futbolculara transfer teklifleri gelecek. Yani artı para kazanacak kulüpler. Yani hakikaten nasıl bunun kararını verebiliyorsunuz? Yani nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Şaka gibi diyoruz. Bir de ben şunu diyecektim. Bu hafta özellikle fark ettiniz mi? Bu ayak basmalar, kırmızı kartları hep es geçtiler. Niye es geçtiler? Şöyle mesela Gerson'un hareketi bana göre kırmızı kart. Icardi'ye yapılan kırmızı kart. Hı hı. Yani bunlar birkaç tane daha var. Hakemler özellikle bunları bilerek, ama hepsi aynı standartta gittiler. Yani vermediler. Aslında kırmızı. Ama burada tabii onlardan çok varı. Vardakiler hakikaten hem fazla para kazanıyor hem güzel yatıyorlar. Yok, var az para kazanıyor. Hakemler daha çok kazanıyor. Var hakemler daha çok kazanıyor. Tabii hakemler daha çok kazanıyor. Ama şey... Onlar koşuyor şey ya, ben... saha içinde koşuyor ya. Ya vallahi ben şimdi kusura bakma bir oralet içeceğim. Oralet, afiyet olsun. Evet, kendime bir oralet yapacağım, özellikle aldım ama hakikaten Aygün Bey
Bu niye tadı düzgün olmuyor onu anlamadım. İşte o evde içildiği zaman olmuyor ya, ben söyleyeyim. Olmuyor ya gerçekten. Gerçekten olmuyor. Peki. Çok teşekkür ederim Nihal Bey. Ettiğiniz bir şey sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yok, teşekkür ettim. İyi yayınlar. Çok her zaman böyle erken gelin. Peki teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evet, gerçekten bence komik bir haber. Bunu ilk haber yaptım. Ya tabii zaten diğer haberleri zaten konuşacağız. Milli takımımızın zaten biliyorsunuz yarın 21.45'te Ermenistan maçı var. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş Park'la ilgili Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine aday olduğu haberi var. Ya detaylara gireceğim ama bence yani günün en önemli haberi bu. Bugün baktım gazetelerde kutu gözükmüş bu haber. Kutu böyle ufacık gözükmüş. Ben ilk haber yaptım. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben İsmail Ünal Bey bağlandım. Ben de arkasından bağlanayım ben de. Buyurun İsmail, hoş geldiniz. Teşekkürler Aygün Bey. Şimdi ben üç konuda sizin fikrinizi merak ediyorum. Şimdi Galatasaray Trabzon maçından sonra başkan bir açıklama yaptı. Ben 50 yılın en kötü hakemi diye bir not düştü. Doğru mu? Doğru. Peki 50 yıl daha önce bu Deniz Atatürk'ün yaptığı bir hatalar vardı. O da başkandı. Bunu iyi miydi o hakem o yönetimde? Kırmızı kart olayı diyorsun. Yere düşme, kart düşme, futbolcunun kart gösterme olayı. Deniz Atatürk'ün. Aynen. Bir doğru kart vardı orada. Bir doğru kart vardı. Hakemin yediği kırmızı karttı. En doğrusu oydu. Yani bunu 50 yıl geçmedi dedim. Daha orada 5-6 yıl bir şey oldu. Yani bunu niye bahsetmedi? Ben çok merak ettim. İkincisi, bir Rize maçı oynadık, yenildik. Bir Kasımpaşa maçı var, kazandık. Şimdi iki hakemin farklı bir yönetimi var ortada. Nedir bu? Rize Galatasaray defalarca maç boyunca aşağı yattı. Hiçbir uyarı kart görmedi. Uğurcan iki pozisyonda ağır kaldı. Hemen sarı kart uyarmadan sarı kart gösterdi. Orada neden sarı kart var, orada neden sarı kart yok, bunu çok merak ettim. Bunlar senin yorumunu bekliyorum. Bir de Kasımpaşa'lı oyuncular, arkadaşlarımız yani hoca, çok iyi bir hoca. Umarım bu uyarıları futbolcularımız adeta yere yatmak için. Yani futbol oynamadan çok yere yatmak için sahada ettiler. Süreye oynama anlamında söylüyorsun. Ama maalesef. Futbol oynama anlamında değil, süreyi değerlendirme anlamında yere yatıyorlar uzunca bir süre. Değil. Pozisyona girdi an kendini vurmadan yenini yere atıyor ki kart gösterilsin diye. Bir de senin bir konuda çok merak ettim. Mehmet sana o sağ kanatta oynayan çocuğa sarı kart gösterildi. Bu sarı kart neden gösterildi, bunu çok merak ediyorum. Ya ben de anlamadım neden olduğunu. Onunla ilgili şeylere de baktım. Yani programlarda da baktım. Yani o pozisyonla ilgili hiç kimse bir yorum da yapmadı. Yani ben de anlayamadım neden olduğunu. Şimdi orada gördüm ama ondan sonra tekrarını görmediğim için bilemiyorum. Yani bir hareket mi yaptı? Vurdu mu, etti mi? Veya bir şey mi söyledi? Hayır, izledim maçı. Hiçbir şey yok. Hayır, şey anlamı tamam biliyorum da yani acaba dedim bir şey mi oldu? Çünkü pozisyonu defalarca göstermedi. Şeylerde mesela bazen hani kartlarla ilgili yorum yapıyor ya hakemler. O pozisyonla ilgili de yorumu okuyamadığım için pek bilgi veremiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Tabii kartlar anlamında, hakemlerin performansları anlamında bazı takımlarınla küçük büyük biraz... çok rahat bir şekilde kartlar gösterilebiliyor veya hakemlerin kafasında ne var bilemiyorum. İşte demin Uğurcan Çakır diyorsun, ben bazı maçlarda hakikaten kaleciler hakikaten inanılmaz bir şekilde topları tutuyor, uyarılarla geçiyor, kart göstermiyor, bazı pozisyon en ufak şeyde kart gösteriyor. Yani bilmiyorum, art niyet mi var, farklı bir düşünce mi var hakemlerde, bilemiyorum hakikaten. Yani ben bizim geçen seneden itibaren yani aynı hakemlerle devam ediyoruz. Yeni bir hakemler geldi mi bilmiyorum, birkaç tane yeni hakem gelmiştir, onları da zaten şu an değerlendirmemiz mümkün değil. İlerleyen haftalarda değerlendireceğiz ama görüntü geçen senenin aynı şekilde tekrar olacak gibi gözüküyor. Hakemlerin performansı anlamında söyleyeyim. Başka anlamda değil yanlış, yani. Sakın yanlış anlaşılmaz. Uğurcan'a niye sarı kart gösterir demiyorum. Diyorum ki eğer Uğurcan hata yaptıysa sarı kart görsün ama bir hafta önce Rize maçında maç boyunca Galezi aynı şeyi yaptı. Ne uyarı var ne kart var. Uyarı dahil yok. Neden yani? Orada vardı, orada neden yok? 6 saniye yani, kuralı bir kez uygulandı galiba değil mi? Galatasaray maçında uygulandı. Galatasaray maçında uygulandı. Ondan sonra zaten uygulamadan kalktı.
Yani işte bunu biz bunu anlamada düşünüyoruz. Onu kimse anlamıyor zaten Onu kimse anlamıyor. Buradan son olarak Adem Bey'e, arkadaşlara, Berhan Bey bağlanmıyor çok zaman. Önünde bekliyoruz. Yok, Berhan Bey bağlanmıyor ya. Geçen gün bağlandı yine Berhan. Ben yoktum. Bir hafta yoktum. 15 gün yoktum ya. Doğrudur. Buluşabilir miyim Nurgül Hanım'la? Görüşebiliriz mi? Aramadı. Aradım dedi ben. Aradım yok, dedi. Yok, aramadı. Allah Allah. Yani peki. Numara yanlış aldı, aramadı. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Kendinize bakın. Aslında Nurgül'le görüştüm ben. Hatta aradım. Cevap vermedi dedi. Belki acaba yanlış bir numara mı çevirdi? Onu da söyleyeyim. İsmail Bey maça gitmişti. Nurgül Hanım'la da görüşmek istiyordu. Nurgül Günaydın'la. Öyle bir bağlantı yaptık ikisinin arasında ama demek ki saha içinde keşke görüşseydiniz İsmail Bey. Nurgül Hanım çünkü, Nurgül Günaydın saha içinde çünkü. Oradan da görüşebilirdiniz diyelim. Kısa bir ara mı veriyoruz? Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Telefon köşesini açtığımızı söyledik. Biliyorsunuz bugün bir saati de geçebiliriz, bilginiz olsun. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Taraftar Köşesi. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Taraftar Köşemizde açtığımızı bir kez daha söyleyelim. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben İzmir'den Murat. Buyurun Murat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olasın, nasılsınız? İyisiniz inşallah size. Çok teşekkür ederim, ben deyim. Ya Aydın Bey, ben bir şey değinmek istiyorum da, aç çoğu kişi de değindi de. Bu 2022-2023 sezonunu da TFF takım harcama limitleri diye... Oran belirliyor. Yayınladı. Doğru mudur? Doğrudur. Ve sonra bunu, bir %40 sapma yaptı. %40 sapmaya da yayınladı. Ve mesela Galatasaray 1 milyar 104'ten 1 milyar 545'e çıktı. Evet, doğru. Şimdi ben bilmiyorum, matematiksel olarak belki çok geride de olabilirim. Yani sizce bu finansal fair play'ler aşılmadı mı? Ya ben inanamıyorum. Mesela Beşiktaş son 5 senede 2 kere şampiyon oldu. Galatasaray bir kere oldu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Beşiktaş Avrupa'da bir tane çeyrek finali var. Fenerbahçe'nin buna keza Avrupa'da yaptıkları var. Hatta Sivas Spor bile 3 elemeye geçip gruplara kaldı, biliyorsunuz. Yani bunların finansal fair play'leri bu kadar düşük mü kalıp da hiçbir şekilde Avrupa'ya gidip Şampiyonlar Ligi'ne 5 senedir gidemeyen, şampiyon olamayan bir Galatasaray 4 senedir pardon, bu kadar fazla para harcayabiliyor. Sponsorluklar deniyor ya da işte ne bileyim Kerem Demirbay kendi kulübünde 3 milyon euro alırken 1'e imza atıyor. Öyle enteresan durumlar var. Yani bunları hiç kimse denetlemiyor mu? Hiç kimse böyle... SPK açık şirketler zaten, bunlar denetleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da denetleniyor. Denetlenmez olur mu bunlar? Oradaki... Peki bunların yani biz %40 sapmayla bu kadar Galatasaray'a, mesela şu an Ravaş'ta Galatasaray'la Fenerbahçe var. Galatasaray'la Fenerbahçe neden var? Çok transfer yaptılar. Ondan dolayı. Hadi Fenerbahçe Arda Güler'i sattı 20 milyon euroya. Tamam, onunla ilgili. Bu paraların şöyle söyleyeyim, o satışların da yarısı biliyorsunuz şeye gidiyor. Bankalarla olan borçlara gidiyor. Bankalara gidiyor. Tabii. Evet, o %40'ı. Evet, doğru. %50'si. %50'si. %50'si mi? 50'si. Pardon. Şimdi ben anlayamıyorum yani belli bir Avrupa'da başarı olan ve şampiyon olmuş bir takımlar var. Ama 4 senedir şampiyon olamayan, Avrupa'ya gidemeyen takım maşallah. İşte Ndombele'ye 3,5 milyon euro, Davinson Sanchez'e 3,250, Icardi'ye 3,5, Zaha'ya 4,5, işte Ziye'ye 5,5, ne bileyim 3,5. Yani bundan nasıl bu finansal fair geçmiyor ve nasıl müdahale edilmiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Sizden de bir rica ediyorum. Bir açıklama yapabilir misiniz? Peki, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Şimdi bu harcama limitlerinin belirlenmesi gelir ve gider kalemleri dikkate alınarak yapılıyor. Bu kapsamda nedir bu harcama limitlerinin belirlenirken? İşte gişe gelirleri, sponsorluk, demin dinleyicimizin söylemiş olduğu sponsorluk, reklam gelirleri, yayın gelirleri, ticari faaliyet gelirleri, UEFA gelirleri, işte diğer faaliyetler, transfer gelirleri, işte nedir o transfer gelirleri?
işte elinizdeki bazı futbolcuların satışı gibi. Duran varlıkların satışı. Bunlar da şu, yani duran varlık nedir? İşte arsanız vardır, araziniz vardır, binanız vardır, tesis vardır. İşte onların satışları dan gelen kalemlerden hesaplanıyor. Tabii ürün satış maliyetleri var. Bunların içerisinde tabii harcama limitler içerisinde bir bunlar gelir var. Bir de giderlere baktığın zaman ürün satış maliyetleri gider oluyor. Futbolcuların işte giderleri oluyor. Futbolcunun işte maaş giderleri, işte transfer taksit giderleri, teknik kadro, ne bileyim menajer ücretleri, personel, yani kulüpte çalışan personel, işte ne bileyim stadın elektriği, suyu, o su, bu su falan filan hepsi içine konuyor ve gelir giderler böyle dengeleniyor. Tabii ona göre ayarlanıyor her şey. Onu da şimdiden söyleyeyim. Tabii burada şunu söylememiz lazım. Aslında bizim konuşmamız gereken nokta bu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi diyor ki işte kulüplerimiz diyor borç batağında diyor. Kulüplerimizin kalkındırmamız lazım diyor. Dinleyicimizi alacağım ama çok özür dilerim. Bu konuyu bitirmek istiyorum. İşte ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. İşte onları toparlamamız lazım diyorsunuz da Sayın Mehmet Büyükekşi. Ya niye %25'ten %40'a çıkıyorsunuz? Niye bu kulüpleri daha çok borç batağına sürüklemeye çalışıyorsunuz? Normal şekilde niye denetlenmiyor? Bu kulüplerin lisanslarıyla ilgili paralar neden alınmıyor? Bu kulüpler vergilerini niye ödemiyorlar? Bizler vergimizi ödüyoruz. Bunların üzerine niye gidilmiyor? Ondan sonra da kulüpler batma noktasına geldi. Nasıl çıkaracağız? İşte bugün bir yerde gördüm galiba. Trabzonspor'un satılabileceği konuşuluyor. İkinci bölümde zaten sevgili Aksalay hocamızla bu konuyu konuşacağım. Aksalay Buzda'da. Trabzonspor kulübün belki de yabancı bir sermayeye gidebileceği konuşuluyor. Yani ne gerek var bu sapmaları mapmaları arttırmaya, ne gerek var? Kulüpler iyice denetlenmesi gerekiyor, katılıyorum. Sözleşmeler çok sıkı kontrol edilmesi gerekiyor. Bakın net söylüyorum, kontrol edilmesi gerekiyor. Sponsor diyorsun, sponsorun kim olduğunu bilmiyoruz. Sponsorlar vardı işte, X takım X sponsorla getirdim, Y takım sponsorla getirdim diyor. Sponsor parasının, kulübün vermiş olduğu paranın daha fazla parasını sponsor veriyor ama sponsorun kim olduğunu kimse bilmiyor. Bunların öğrenilmesi gerekiyor. Günaydın. Aykın abi merhaba, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İsmim Mehmet, Kayseri'den arıyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Yani şu son konuyla alakalı. Bir kaşığa 50 tane mantının sığması gerek. 40 mı 50 mi? 50. Evet. 50 mi 40 mı? 50. 50 idi herhalde, bilmiyoruz. Ben de 50. Şu an hatırlayamadım. 50. Bir kaşık. Ya bizim kulüplerimizde düzelmez diyoruz. Ve az önce konuştuğumuz konuyla alakalı ekonomik evet olarak. Evet ya. Hoca da bıraktı Kayseri'yi. Hoca da bıraktı. Onun için aramıştım ben Aygün abi ya. Sizin konunuzdan bağımsızdı ama daha gündeme gelmedi. Yok olur mu öyle şey? Ben Çağdaş Hoca'ya zaten büyük ihtimalle Başakşehir'e gidecek deniliyor hocam. Ya şunu söyleyecektim ben onunla alakalı. Çağdaş Hoca'yı çok seviyorduk. Ayrı bir bağ olmuştu. Yani o imkansızlıklar içinde çok güzel bir takım yarattı. Sistem takımı. Çok seviyorduk ancak şöyle oldu sanki. Okyanusu geçip neredeyse derede boğulduğu gibi oldu takım. Çünkü transfer yasağı da hani kalktı kalkacak gibi konuşuyor. Çünkü anlaşılıp şehre gelip antrenmanlara çıkmaya başlayan yabancı oyuncular bile olduğu söyleniliyor. Pek üzüldüğüm nokta, bu kadar güzel bir hikaye yazmışken sonunun böyle bitmemesi gerekiyordu. Yani daha takımdan ayrılmadan gidip Başakşehir'le görüşüldüğü, anlaşıldığı söyleniyor. Çağdaş Hoca öyle bir yapıda bir insandır, onu söyleyeyim. Yani. Bilmiyorum yani, dün Fatih Doğan çünkü açıkladı. Çağdaş Hoca'ya çay yapmadan önce, paylaşmadan önce TRT Spor'da dedi ki muhtemelen Çağdaş Hoca gidecek dün çünkü Başakşehir'in tesislerinde görülmüş dedi ve fotoğrafları falan çıktı daha sonra. Yerel gazeteciler falan paylaştı Kayseri'deki. Hani ama Çağdaş Hoca da yani yönetime bildirmiştir, ben gidiyorum, ayrılacağım. Çağdaş Hoca'ya bir şey demiyorum ama çünkü yani. O yapıda bir insan değil hoca çünkü. Yok, Çağdaş Hoca'ya kesinlikle bir şey demiyorum. Haklıdır da, daha iyi bir teknik geldiyse gidebilir ama Başakşehir'in yaptığını biraz etik bulmadım. Belki de duygusal davranıyoruz taraftar olarak çünkü Çağdaş Hoca'yı çok seviyorduk. Bence duygusal davranıyoruz. Futbol biraz farklı biliyorsun. Evet, bilmiyorum. Olayla alakalı sizin yorumunuzu da merak ettiğim için aramıştım. Ya, şöyle söyleyeyim. Hakikaten hoca çok sıkıntılar yaşadı orada. Kabul etmek lazım. Yani, çok fazla. Transfer yasakları var. Bir sürü problemler var. Ödemelerde sıkıntılar evet yaşanıyor. Ödemede sıkıntı yok ama şu an. Söylenen o. Şu an ama. İlk geldiği dönemden evet itibaren diyorum. Evet, yani, o dönemlerden evet itibaren baksana hakikaten. Yani belli bir noktaya kadar hakikaten elinden geleni yaptı hoca. Evet. Güzel de işler yaptı. Söyleyeyim. Kayseri'de güzel işler yaptı çok hoca. Çok iyiydi. Yani ama tabii ki o da yeni bir maceraya atılmak istedi. Ama şunu söyleyeyim evet, yani Çağdaş Hoca veya Göksel Gümüştağ, şöyle söyleyeyim yani herkesin haberi olmadan böyle bir şey yapmazlar. Onu söyleyeyim. Ya bilmiyorum, dün Fatih Doğan söyledi. Sonra da Kayseri'li birkaç yerel gazeteciden sosyal medyada gördüğü paylaşımlar vardı. Hani şey diye, Kayseri Spor'un haberi olmadan
böyle bir fotoğraflar falan var. Burada tabii Kayseri Spor Yönetimi'nin açıklama yapması lazım ama ben Çağdaş Hoca'nın veya Başakşehir'den Göksel Gümüş'ten, çünkü hakikaten bu insanlar gel hemen bize başta oraya bırak falan olmaz. Büyük ihtimalle evet. Çağdaş Hoca da konuşmuştur ben ayrılma kararı aldım diye. Siz Çağdaş Hoca'nın konuştuğunu düşünüyorum. Yolunuzu ona göre ayarlayın demiştir. Öyle bir evet. insan değil. Ya Göksel, Sayın Göksel Gümüş. Bakın Göksel Bey'i çok tanımam. Yani oturmuş evet. bir iki yerde bir çay içmişliğimiz vardır ama çok iç içe olduğum biri değildir ama Göksel Bey'in de çıkıp da hemen gel bizde başla diyeceğini tahmin etmiyorum. Yani Kayseri Spor'la ilgili büyük ihtimalle görüşmeler yapıldığını tahmin ediyorum. Ya ben orada anlamadığım nokta sadece şu oldu. Yani benim aklıma kuşkuyu düşüren abi. Çağdaş Hoca Kayseri Antalya Spor maçından sonra bile biz pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız dedikten sonra hani 2 gün sonra 3 gün sonrasında bu işin olması ama şimdi hani, bak mesela bu iş oldu. Kayseri Spor'da Recep Uçar'la anlaştı. Yani dün başkanın açıklamasına göre henüz kimseyle görüşmedik dedi akşam. Recep Uçar'la anlaştı bilgisi geldi bana. Bak Recep Uçar'la anlaştı bilgisi başkanla... geldi. Demek ki yani taşları yerine oturttuğun zaman konuşulmuş. Hemen alternatifi bulunmuş. Herhalde bugün yarın da çıkılır. Kayseri Spor'un Recep Uçar'la yola devam edeceği yönde bir bilgi geldi bana şimdi. Söylediğin de olabilir ama başkanın açıklaması dün akşam, çünkü sosyal medyada yine gördüm. Başkan da diyor ki ben şu an şehir dışındayım. Cuma günü döndüğümde yönetimle görüşeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Tek başıma karar verebileceğim bir durum değil. O zaman değil, hayırlı olsun Recep Uçar. Çok teşekkürler. Bak ne sana söyleyeyim. Yani herkese hayırlı olsun. Bak diyorum ya ben sana işte, yani şimdi biraz tribün oynamamamız lazım. Senin anlamda söylemiyorum yani, şey anlamda söylüyorum. Hoca söylemiş demek ki Recep Uçar'la bir görüşmeler yapılmış, anlaşma sağlanmış. Olabilir, öyle de olabilir. Yani Çağdaş Hoca en iyisini hak ediyor. İnşallah evet, başarılı hakikaten. Olur. Hep de takip ediyoruz yani. Takip edeceğiz bundan sonra. Kendi bir kardeşimiz gibi, aileden biri gibi her zaman başarılı olmasını istiyoruz. Bize çok emeği geçti. Yolu açık olsun. Peki çok teşekkürler. Kendine çok yayınlar, çok iyi bak. Görüşmek üzere. Ya şu haberi okuyamadım. Dinleyicilerimiz sağ olsun bu haberle ilgili yorumlarını çok merak ediyorum aslında. Gerçekten. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci tur kura çekimi gerçekleştirildi biliyorsunuz. Kura çekimi esnasında takım sayısının fazla olduğu fark edildi. Fazla olduğu, alışılagelmişin dışında bir uygulamaya gidildi. Bakıyorlar ki iki takım fazla. Ne yapacağız? Bunun üzerinde diyorlar ki TFF 2. Lig ekibi İnegöl Spor ve Bölgesel Amatör Ligi ekibi Hakkari Spor birinci tur kura çekiminde takım sayısının fazla olması nedeniyle maça çıkmadan kupaya veda etti. Ya siz takımların fazla olup olmadığını daha önce niye belirleyemiyorsunuz? Kura çekiminden önce görmediniz mi bu takımların gelişini, fark etmediniz mi? Yani haberde hatta bu iki kulübün de yaşanan bu şaşırtıcı gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu itiraz ettiği belirtilmiş haber içerisinde. Zira Türkiye Kupası'nda bu sezon mücadele edecek bölgesel amatör lig takımları bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında 12 Bingöl Spor'un kuradan çıkarılmasına kulüp yönetimi de tepki göstermişler. Onu da söyleyelim. Ya bir haksızlıktır. Bence de bir haksızlık. Yani bırakın oynasınlar ya. Yani ona göre ayarlayın her şeyi. İki takıma fazla geldi. Ne çabuk unuttunuz? Pandemide kaç takımla ligi oynattınız? Yapabiliyorsunuz. Pandemide yaptınız. Hatta düşme bile kaldırılabileceği bir sonraki dönem 24 takıma çıkacağı konuşuldu. Hatırlıyorsunuz değil mi o dönemlerde? Sonra insanlar infial etti. Bağırdı çağırdı da ondan sonra o bir anda kamuoyuna öyle bir bilgi sızdırıldı. Bakalım nabız yoklandı. O nabız yoklama sonrasında da bir yandan geri adım atıldı. Pandemide siz şey yaptınız. Takımları düşürmediniz. Kaç takımla lig oynandı? Yaptınız onu. İki takıma fazla geldi. Sayın Mehmet Büyükekşi, Sayın Başkan lütfen bundan dönün. Hakikaten ne yapın ne edin, bu iki takımı da alın. Yani o iki futbolcu, o iki takımın sporcularına günah. Oraya gelecek olan takımları izleyecek taraftarı da o maç keyfini elinden almayın. Belki de bilmiyorsunuz 12 Bingöl Spor belki finale çıkacak. Var mı garantisi? Yok mu garantisi? Var mı? Belki finale çıkacak. Belki ona göre hedefleri belli. Oradaki futbolcular kendilerini gösterecekler. Belki transfer yapacaklar farklı takımlara. Niye bunları engelliyorsunuz ki? Hakkari Spor aynı şekilde. Yani niye engelleniyor? Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar Aygün Bey. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Ankara'dan Tuncay. Küçük yaşındayım. Fenerbahçe taraftarıyım. Hoş geldiniz Tuncay. Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ama sizin açtığınız başlıkla ilgili bir şey söyleyeyim. Federasyonun
hemen hemen 1,5 senesi olacak değil mi bu seçilmesiyle, bu senekiyle? Yani. Bugüne kadar elle tutulur, gözle görülür ne yaptı sizce? Sizce hiçbir şey. 65 yaş üstüleri ne bekletiyor? 65 yaş üstlerine 65 yaş üstü çalışanların emekli ettiler en büyük. Ama Kunz kaç yaşında? Kunz'un yaşını merak ettim, bakacağım şimdi. Yani şöyle söyleyeyim, bir de bir de kendi yaşı önemli. Federasyon başkanı 65 yaş üstü, onu söyleyeyim ama. O zaman başta kendini etmesi lazım, torpil geçmiş. Bir de şöyle bir laf var, meşhur atasözümüz var. Kunz 60 yaşında demiş. 5 yıldan yeri diye. Hı hı. O da demiş ki. O da demiş ki neren düzgün? Federasyonun neresi düzgün ki bu işi düzgün olsun? Yani bu konuda fazla yoruma gerek yok. Her şey ortada. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu konuda cahil miyim? Ya da bilgisiz miyim? Futbol takımları 11-11 sahada oynanır. 3 de hakim olur. 15 doğru mu? Matematik hocanız kimdi, çok merak ediyorum. İnşallah hocam dinlemiyordur. 15. Hocamız ya, inşallah dinlemiyordur. Yok. Heyecanlandır, o matematiğim de iyidir. Yani 62 yaşındaymış. Mehmet Büyükekşi de yırttı. 3 yaşta. Dur, o da yırttı. Hadi. Eyvah. Buyurun. Orta hakem futbol oyununda oyuna dahil midir, değil midir? Ne anlamda? Her anlamda. Dahildir tabii ki. Niye o dahil olmasın? Şimdi şöyle söyleyeyim. X takımdan beyaz takımla siyah takım maç ediyor. Siyah takım sol taraftan ortayı yapıyor. Hakeme çarpıyor. Hakeme çarpıyor, gol oluyor. Geçerli mi? Değil. Ya da hakeme çarpıyor. Beyaz takımlı oyuncunun önüne değiyor. Vuruyor, gol oluyor. Değil. Ha, bu konuda durdurup iptal edebiliyor mu oyunu? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çok enteresan bir şey. Ben şimdi bir hocayı bağlamaya çalışayım bu konuyla ilgili. Bence değil ama öğrenmemde fayda var. Ben de biliyorum bazen. Şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene ya ikinci ya birinci ya da geçen senede oynanan bir maçta bir pozisyon oldu. Hakeme çarptı. Pozisyonu devam ettirdi. Gol pozisyonu oldu. Ve karşı takım buna büyük bir itirazda bulundu. İşte niye durdurmadınız, niye şu olmadı falan diye. Ama bu sene bizim Ankara gücüne attığımız gol iptal oldu. Ya onu diyorum zaten, iptal olması lazım. Yani ben olmaması lazım. Oyun içine dahil olduğu için, oyuna dahil olduğu için, o da bir oyuncu olarak görüldüğü için ben olmaması lazım diye düşünüyorum. Öyle biliyordum. O yüzden söze girerken cahil şimdi miyim diye bu konuda. Yücel, sana bir numara attım, arayabilir misin? Hocamız uygunsa hemen alalım yayına da dinleyicimize yani belki yetiştirebiliriz. Dinleyicimizle yetiştirebiliriz belki. Eğer bağlanırsa, bir dinleyicimizin bir sorusu var. Benim de yayın almak istediğimi söylersen hocamıza. Hemen bir hakem hocasına bağlanmaya çalışalım şimdi. Bakın ben de bazen kurallar hakikaten o kadar çok değişiyor ki, bazı pozisyonlarda biliyorsun durduruyor, hemen topu öbür tarafa veriyor çarptığından dolayı. Yani hava atışıyla hava atışıyla devam ettirdi. Aynen. Ama tabii yani, bazı pozisyonlar şimdi VAR'da bile, VAR'ın bile ben mesela neyi karışıp neyi karışmadığını anlamış değilim. Ya onlar şöyle demiş. Hayır, her dakika her şey değiştiği için onu anlatmaya çalışıyorum. Ülkemizde kurallar her dakika değişiyor. Orada. Haftaya göre değişiyor. Saniyeye göre değişiyor. Ya bu ülkede biliyorsunuz bir futbolcu Caner'di galiba. Bir ceza aldı. Görüntüden ceza aldı. Görüntüden ceza aldığın akşamı görüntüden ceza verilmesi kaldırıldı bu ülkede. Caner gene hiçbir şey söylemedi aldı. Kırmızı kart gördü. Onu diyorum size. Hakim işte çıktı, dedi ki diğer topçu ben söyledim o lafı dedi. Caner ceza aldı. Evet, enteresan. Onu diyorum, her saniye her şey değişebiliyor. Evet, yani çok biliyoruz. Bakalım hocamız bağlanacak mı? Bağlanmış. Evet, attığımızda FIFA hakemi sevgili Deniz Ateş Bitler. Hocam, sizi tabii apar topar yayın almak zorunda kaldık. Şimdi o kadar çok kurallar değişiyor ki futbolda. Duyuyor musunuz beni hocam? Duyuyorum, geliyor ses. Şimdi bir dinleyicimiz bağlandı. Şu an dinleyicimiz de hattımızda. Bir şey soruyor hocam. Ben biraz tabii bu konuda şey kaldım. Açık ve net söyleyeyim. Çok fazla kurallar değiştiği için biraz dedim ki bilen birine bağlanalım dedim. Siz de tabii özür dilerim, çok da yoğunsunuz. Yayın almak zorunda kaldık. Dinleyicimizin sorusunu size aktarabilir miyiz? Şu an dinleyicimiz size bu soruyu soracak. Buyurun, dinliyoruz. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Orta hakem futbol oyununda oyuna dahil midir? Yani normal şartlarda orta, şimdi şöyle, hakem oyunun bir parçası, paydaşıdır ama oyun içerisinde etkisiz elemandır, öyle söyleyeyim.
beyaz takımla siyah takım arasında oynanan bir maçta sağ taraftan beyaz takım bir orta yaptı. Hakeme çarptı. Beyaz takımlı bir oyuncunun önüne düştü. O da vurdu, gol oldu. Geçerli mi hocam? Bu sorunun cevabında tabii oyuna dahil olmuş gibi oluyor. Dolayısıyla bu kural yakın gelecekte değişti. Yaklaşık bir ne kadar oldu? 3 ya da 4 yıl önce değişti. Hakemlerin normalde etkisiz eleman olduğu ve topa temas ettikten sonra oyunun akması gerekiyordu daha önceki kuralda. Şimdi hakeme top çarptıktan sonra eğer oyunun akışı veya işte takım değişirse veya bir ani atak oluşursa kesinlikle hakem oyunu durdurup hakem atışıyla başlamak zorunda kalıyor. Doğru. Dolayısıyla son atılan bir son hafta Fenerbahçe maçında Arda kardeşlere Fenerbahçe maçıydı yanlış hatırlamıyorum. Fenerbahçe maçı Ankara gücü. Evet, Arda evet, kardeşlere olmaması gereken bir yerde durduğu için top çarptı. Sonra oyunu haklı bir şekilde durdurdu. Devamında gol olmuştu. Tabii ya, tam oyunu durdurması haklı. Ama durduğu yer hocam. Ha, bunu şunun için hayır, sordum. Hayır, hocamızın da sözünüzü kesmezsek iyi olur. Çünkü araya evet. girdiğiniz zaman hocamın cümleleri anlaşılamıyor. Hocam en son Arda kardeşlerle ilgili söylemiştiniz. Bir daha alabilir miyiz o kısmı bir daha dinleyiciler açısından? Buyurun. Arda kardeşler kuralı uygulamada haklıydı ama durduğu yer ve pozisyonu kesinlikle yanlıştı. O anlamda diyorsunuz. Peki. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı sayın dinleyicimizin söylediği? Ekstra bir sorunuz var mı hocamıza? Yok, teşekkür peki. ediyorum hocam. Çok sağ olun. Hocam, hocam hazır sizi yakalamışken, hazır sizi yakalamışken ben de bir iki bir soru sormak istiyorum hocama. Hocam, şu ana kadar baktığımız zaman hakem performansları nasıl buluyorsunuz? Yani tek bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Merkez Hakem Kurulu'nun imdadına önce Avrupa Kupası maçları sonra da milli maç arası yetişti diyeyim. Siz anlayın. Yani ben tarihte bu kadar kötü bir başlangıç hatırlamıyorum hakemler adına. Çok kötü değil mi başlangıç? Çok yani, çok çok kötü. Yani devreyi ben şunu söylüyorum ben biraz daha fazla konuşuyorum. Hattımızda Deniz Ateş Bitnel var. FIFA eski hakemi ve şu anda spor yorumculuğu yapıyor. Hocam şunu söylüyorum hatta ben sevgili Ahmet İbanoğlu'nun devre arasını göremeyeceği yönünde de bana da bilgiler geliyor. Çünkü hakikaten atamalarda da bir sıkıntılar var. Hep aynı isimlerin bazı maçlarda VAR'a atanmasıyla yönünde sıkıntılar var. Kararlarda biraz farklılıklar var. Sanki göremeyeceği yönünde bilgiler geliyor. Sizin ilk 3-4 hafta performans dediğinize de göre baktığımız zaman da hakikaten sıkıntıların çok büyük olduğunu görüyoruz. Neden söylüyorsunuz? Zaten sezon başında sizle yaptığımız yayınlarda da şunu söylemiştim ben. Şimdi Ahmet İbanoğlu'nun kariyeri belli. Daha önceki Merkez Hakem Kurulu'nda olduğu ama ismi bilinmiyor. Tanınmayan bir isim. Sadece oraya birilerinin belki isteğiyle, birilerinin ricasıyla ya da kendi yetenekleriyle geldiğini düşünüyorum ben. Birincisi bu. Bu benim düşüncem. İkincisi zaten geçen sene çok başarısız olan hakemlerin hiçbirinde kadro değişikliği yapmayarak aynı başarısız hakemlerle lige başlamak tamamen kendi topuğuna sıkmaktı. Bunu yaptı. Alttan gelecek genç ve yeni yüzler aslında belki kamuoyu nezdinde bu algıya yol açabilirdi. Evet yeni hakem, genç hakem hata yapsın sabrederiz mantığı vardı. Şimdi bunun için de çok geç kaldı. Çok yakın bir zamanda klasman yapacaklarmış. Onu duydum. Yani muhtemelen 8. haftadan sonra bir milli maç arası daha olacak. O dönemde bir klasman yapabilirler. Talimatlar buna müsaade ediyor. Ama geç kaldılar. Şimdi ligimiz öyle bir başladı ki kulüplerin arkası kesilmeyen açıklamaları var ve kulüplerin haklı olduğu durumlar da var. Gerçekten fahiş hatalar var. Şimdi varın olduğu yerde bu hatalar kabul edilemez. Hocam Beşiktaş maçında yan hakemi de federasyon yetkilileri demiş ki evet hakem hata yaptı diyerek yan hakemi de mesela ortaya attılar. Yani o bayrak yani, kaldırma muhabbeti. Orada zaten Merkez Hakem Kurulu'nun stratejisi tamamen hakemlerin özgüvenini yerle yeksan etti. Neden? İşte yardımcı hakem açıklama yaptı. Beşiktaşlı yöneticilere bunu söylemeniz sizin tamamen hakemlerinizi yönetmeniz demektir. Aynısını söylüyorum hocam. Aynen doğru söylüyorsunuz. Şimdi hangi yardımcı hakem bu dakikadan itibaren özgüvenli karar verebilir? Hiçbir yapamaz. Ya da hangi hakem? Çünkü yani. Arkasında kendisini sırtını yaslayabileceği bir federasyonu MHK'yı göremiyor şu anda. Doğru. Yani maalesef. Ben de zaten sezon başı yine söylemiştim. Bu Merkez Hakem Kurulu'nun sanki geçici olarak kurulduğu bir geçiş süreci yaşayacak. Bu ama bu çocuk oyuncağı değil ki hocam. İki sene önceki bu 8 Mart operasyonunu yapan Merkez Hakem Kurulu'nu hatırlayın. Evet. Onlar da sanki geçici olarak gelmiş gibiler ve sadece bu operasyonu yapmak için gelmiş gibilerdi. Acaba şu kafamda soru işareti var. Şimdi değişiklik yapılacak. Acaba büyük bir değişiklik yaptıktan sonra bu MHK'ye yollar ayrılacak mı? Bir de böyle bir seçenek ya da şey var.
Kafamızda soru işareti var. O da abi, mümkün. Yani oyun tahtasına çevir. Hocam rahatsız ettik sizi. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Saygılar sunuyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, interaktif yayının da bu güzelliği var işte. Yani evet, hocamız şu anda herhalde herkesin kafasındaki soru işaretine devam vermiş oldu. FIFA eski hakemi şu an spor yorumcu yapıyor. Deniz Ateş Bitner hocamızla hemen bir bağlantı kurduk. Ve kendisinden de detaylı bilgiler aldık. Çok sağ olsun. O kadar yoğunluk içerisinde bize cevap verdi. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Emre, ben Bursa'dan arıyorum. Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Öncelikle milli takımımıza, futbol milli vallahi milli takım havasına giremedik biliyor musun? Aslında. Giremedik değil mi? Milli takım havasına giremedik değil mi? Şu ana kadar milli takımı konuşamadık. Bu hafta içerisinde hiç konuşmadık milli takımı. Ne kadroyu konuşabildik, ne kim var, kim yok, ne oluyor, ne bitiyor konuşamadık hakikaten. Yani transferlerden, kulüplerin şeyinden giremedik. Doğru. Buyurun. Tam olarak mesela maç bugün müydü yoksa yarın akşam mıydı mesela, ondan bile emin değilim. 8 Eylül Cuma günü yarın akşam 21.45'te milli takımımızın maçı var. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabakayı İtalyan Futbol Federasyonu Daniele Orsato yönetecek. Daniele Orsato yönetecek. Yarın akşam 21.45 Ermenistan. Yani biz sezon başında desteğimizi vereceğiz. Umarım kazanırız. İnşallah. Daha büyük bir işte kolaylık olacak kazandığımız zaman. Şampiyonaya gitmek adına. Bunun dışında voleybol milli takımımıza, Filenin sultanlarına diyorsun, efelerimize diyorsun. Ayrıca evet, ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yani çok büyük bir gurur yaşadık. Bunu baltalamak isteyenlere karşı tokat niteliğinde o maçlarını bastılar. Yani hepsini ya o kadar mutluyum ki maçı, ben normalde voleybolu pek takip etmem ama o gün o maçı izledim. Maç yani bir futbol, yani Galatasaray'ın Galatasaray Fener maçı benim için mesela çok şeydir. Böyle heyecanlı izlerim genelde. O maç, o akşam Galatasaray Fener maçından daha heyecanlıydım maçı izlerken. Acaba ne olacak? Yani o çizgiye değdi mi değmedi mi pozisyonları falan, her şey beni çok etkiledi. Ama yani insanlarımız keşke bunu biraz hani farkına varsa, bu gururu, sadece gururunu yaşayabilsen yani o insanların yaşantısına vesaire bakmadan. Umarım öyle günleri de görürüz. Biraz zor gibi görünüyor ama bunun gururunu yaşadık gerçekten. Çok güzel bir olaydı bizim için. En azından benim için öyleydi. Onlara teker teker hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray için de umarım Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluruz. Ya biraz şeyden dolayı sıkıntılı aslında. Çektiğimiz kura değil de fikstürümüz biraz kötü oldu sanki. Ben isterdim ki ilk başta Bayern Münih'le oynayalım. Özellikle deplasmanda. Hı hı. Son maçta evimizde Bayern Münih'le olsa belki bizim için biraz daha, Bayern Münih'le oynayacağımız maçlarda biraz daha iyi olurdu. Ama o fikstür biraz sıkıntılı oldu gibi geliyor bana. Umarım başarılı oluruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Evet, son bir dinleyici alalım. Ondan sonra da artık yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Osman Şener bizle beraber olacak. Aksal Yavuz bizle beraber olacak. Ve sevgili Süleyman Arat bizle beraber olacak. İnteraktif bir yayın yaptık. Demin de Deniz Ateş Bitner hocamız da yayını aldık. O da kafalarda bazı kalan soru işaretlerine cevap vermiş oldu. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Ahmet ben. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aygün abi? Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aygün abi, benim önceki iki konuda bir düşüncenizi alacaktım. Birincisi, gerçi arkadaş, hiç önce bağlanan arkadaş dile getirmişti. Bu harcama limitleriyle alakalı olarak. malumunuz Galatasaray bu harcama limitlerini çok üzerine duruyordu. Yani Fenerbahçe en ufak bir harcama yaptığı anda sattıkları hiç bakmaksızın Fenerbahçe'nin muhasebesini tutuyorlardı. Ama bakıyorum Galatasaray arkadaşlar, bağlanan arkadaşlar daha hiç muhasebeyi tutmayı bıraktılar.
takımına gelen yıldızları övmekle meşgul. Çok güzel transferler yaptılar. Öncelikle tebrik ederim. Umarım medyadaki gibi gerçekten de sakatlıkları yoktur da zevkli birlik geçiririz diye düşünüyorum. Bir ikinci konu da Aygün abi, ben dün gördüm herhalde bir önceki gün yayınlandı sosyal medyada Ali Başkan'la Ali Başkan'ın yönelik saldırıyla alakalı. Evet. Yani onunla ilgili çok çirkin bir görüntüydü. Onunla ilgili zaten hukuk işlem başlatıldı. Bunu yapan hesapta daha sonra işte özür dilerim falan filan diye bir U dönüşü yaptı. R yaptı diyelim. Hani viteste R deriz ya, ama nafile tabii ki öyle bir görüntünün öyle bir şeyin ortaya sürülmesi yanlıştı, onu söyleyelim. Şimdi burada değinmek istediğim konu esasında çok daha farklı. Yani şunu dile getirmek istiyorum. Artık Türkiye'de futbol değil de holiganlık çok fazla olmaya başladı. Yani sosyal medya çok iğrençleşmeye başladı diyelim. Öyle diyelim aslında. Yani biraz da onun da tabii ki etkisi. Ama yani bakıyorum yani kendilerine yapılmasını istemediği şeyleri artık çok rahatlıkla rakiplerimize yapabiliyoruz. Yani bunların nereye gideceğini düşünmüyoruz. Bunun sonuçlarında ne olacak diye düşünmüyoruz. Yani kanun 522 idi yanlış hatırlamıyorsam. 62-22 mi diyorsun? Neyi diyorsun? 62-22 pardon. Spor yasasıyla alakalı olarak. Yani spor yasası herhalde gerçekten de böyle bir yasa var ama uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Bir ikinci konu da bu rütüple alakalı olarak YouTube'lar dahil olmak üzere birçok spor programlarında vesaire de artık rütük el atacak. Bununla alakalı bir gelişme yok. YouTube'larda bazı boşluklar var. Onu sana şöyle söyleyeyim. Rütük çok fazla tahmin ediyorum YouTube'a biraz müdahale edemeyecek gibi gözüküyor. Ama boşlukların giderilmesi gerekiyor. Bence bir yeni bir sosyal medya yasası hazırlanıp Sayın Cumhurbaşkanı da geçen gün de söyledi galiba tahminim öyle hatırlıyorum. Bu özellikle sosyal medyada hakikaten çok çirkin şeyler yazılmaya başlandı. Ve o kadar rahat yazıyorlar ki yani yazanlar da hiç şey yok. Gidiyorlar ifade verip tekrar evlerine dönüp yazmaya devam ediyorlar. O yasa baştan aşağı değişmesi gerekiyor. Hem YouTube üzerinden hem sosyal medya üzerinden ağır yaptırımların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüp başkanlarına hakaret edenler, futbolculara hakaret edenler, taraftara kişilerin şahsiyetlerine hakaret edenler bence en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Ben şunu anlam veremiyorum Aygün abi. Şimdi çok rahatlıkla hakaret edebiliyorlar YouTube'da veya da sosyal medyada kendilerini spor yorumcusu olarak gören insanlar. Çok rahatlıkla hakaret edebiliyorlar. Ama bunlara karşılık en ufak bir sıradan bir vatandaş olarak en ufak bir hakaret içeren bir mesaj yazıldığı zaman çok rahatlıkla haklarını doğal olarak haklarını arıyorlar ve o kişiyi mahkemeye verip tazminat davası açabiliyorlar. Ya bunu yapabiliyorlar da niye bizim yöneticilerimiz bunlara sessiz kalıp... Yok sessiz kalmıyorlar. Hukuki işlemler var. Yani birçok tabii burada hukukun da biraz tabii uzun sürdüğünü söylememiz lazım bu konularda. Ama hukuki işlemlerin yapıldığını biliyorum ben. Yani o senin dediğin bazı kişilerle ilgili Fenerbahçe'nin 8 ya da 9 tane dosyasının şu anda savcılıkta olduğunu söyleyebilirim. Anladım Aygün. Bunları dile getirmek istedim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet, taraftar kısmını şimdilik kapatıyoruz. Programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Bir ara veriyoruz galiba değil mi Yücel? Bir aramız varmış. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Ve saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. Ters köşe devam ediyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam günaydın. Nasılsınız? Güzel Bey. İyiyim. Sevgili Aygün. Şimdi bakıyorum biraz karıştırıyorum. Bu ne var ne yok. Neler yazılmış neler çizilmiş. Bak program yapıyorsun. Radyo Spor'ta çok izlenen bir kanalsın. Dikkatli ol. Diyorsun. Bak derler ki sosyal medyada okudum. Aygün Özipek efendim Galatasaray'da futbolcuların kavga ettiğini yazdı. Ben öyle bir şey yazmadım ki. Yok anlatamıyorum yani. Ya sevgili Aygün sosyal medyada okudum. Ya sevgili Aygün bu nedir böyle ya? Osman Hocam bir de şunu size söyleyeyim. Demin bir dinleyicimiz Ahmet Bey de aynısını söyledi. Aslında şunu söyleyeyim. Mesela Osman Şener diyor
yanına söylemediğiniz bir cümleyi söylemiş gibi söyleyerek, bunu mesela Mehmet Demirkol'a çok fazla yapıyorlar. Mehmet Demirkol sık sık ben böyle bir şey söylemedim demek zorunda bırakıyor. Hakikaten çok iğrenç bir mecra haline gelmeye başladı. Abi. Sadece sosyal medya değil, YouTube'lar da aynı şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bundan rahatsızlığını dile getirdi. Bununla ilgili bence bir yasanın mutlak surette çıkarılıp bir de bu insanlar zaten gidiyorlar ifade veriyor. Ondan sonra serbest kalıyorlar. Ağır yaptırımlar gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Neler söylersiniz? Ya sevgili Aygün, aynı şeyi düşünüyorum Müzdarip'im. Dün, evvelsi gün bizim Skoler TV var, Milliyet'in. Evet, biliyorum. Onlar geldiler, röportaj yaptılar bir 40 dakikalık. Hı hı. Dedim ki Fenerbahçe Konferans Ligi'nin bana göre en büyük favorisi dedim. Evet, doğru. Vay efendim. Nasıl böyle bir şey söylersin? Sen kim oluyorsun da söylüyorsun? Sen Fenerbahçe'ye tuzak kuruyorsun. Allah Allah. Sen Fenerbahçe Ankara gücünü zor yendi, onu nasıl söylersin? Sen bu bilmem... Ya sevgili Aygün, ne oluyoruz biz ya? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya sevgili Aygün, yani o kadar kahroluyorum ki ya. Benim sultanlarımız, bizim kraliçelerimiz, bizim kahramanlarımız, evet, voleybol. Evet, sultanları. Evet, Filin sultanları. Ya onlara laf ettiler sevgili Aygün ya. Bu kadar bir gerizekalı olur mu günü, ya? Maç günü, final maçı günü maalesef neler yazıldı, neler çizildi sosyal medyada. Ya sevgili Aygün, ya bunlar kahraman ya. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı sahip çıkarak o insanlara da gerekli dersi söyledi. Ya Cumhurbaşkanı verdi ama insan Cumhurbaşkanı'nın yapacağı iş yok. O da bizim gibi çaresiz. Ya sevgili Aygün, bunlar siz ne biçim insanlarsınız? Biz kimlerle beraber yaşıyoruz? Yani sevgili Aygün, ayıp ya. İkincisi, kusura bakma yani, medya öyle bir yere geldi ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın spor yazarları amigolar oldu. Senin gibileri, benim gibileri, daha Mehmet Demirkol var, bilmem ne var, onları ayırıyorum bir kenara. Ama sevgili Aygün, tam şeyi çıktı, suyu çıktı yani bu işin. Harbi çıktı. Gazeteciliği bıraktılar maalesef. Yok sevgili Aygün, yani başka şeylere geldi. Burada konuşmak istemiyorum, çoğu arkadaşımız bizim. Ben konuşmak istemiyorum ya. O Berkan çocuğa neler yaptılar ya, ne hakaretler edildi, futbolcuymuş mu bilmem neymiş miydi şu mu, nereye gitti, İtalya'ya gitti değil mi, hem evet. De iyi bir takımına gitti. Evet. Torreira yok, bilmem ne yok, çocuk tek başına Galatasaray'ın orta sahasını ayakta tuttu değil mi? Evet. Maçta. Ya ayıp be sevgili Aygün ya, hadi yani taraftar diyor, bizim yazılarımıza da karşılık cevaplar yazıyorlar, Kerem kim, o kim, bu kim, şu kim, ama sevgili Aygün ayıp ya. Ya inan yani bu vicdan meselesi. Ya sana bana bir şey söyledikleri zaman elimiz ayağımız titriyor değil mi? Maalesef. Duygusal insanlarız biz. Sevgili Aygün, biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Ne yapıyorsunuz arkadaş ya? Bize böyle öğretmediler sevgili Aygün. Doğrusunu konuşacağım diyorlar. Doğrusunu yazacağım diyorlar. Biz sen o programı yaparken... Sen Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Galatasaray'a da eşit davranacaksın. Trabzon'a da mecbursun. Biz de yazarken mecburuz. Ama bu tam iş işten çıkmış yani. Çığırından çıkmış sevgili Aygün. Aslında biz mecbur da değiliz. Biz doğrusu neyse onu yapıyoruz. Doğru mu? Yani doğrusu neyse onu eşit yapıyoruz. Eşit davranmak zorundayız. Yani mecbur ettiyorsa eşit davranılması gerekiyor aslında. Değil ne görürsen onu söyleyeceksin. Aynen. Ya bakıyorum şimdi yorumlar yapılıyor. Diyorlar şey arasından, şu milli aradan sonra diyorlar Fenerbahçe'nin önü açık, uçar gider. Beşiktaş'ın da önü açıkmış, o da uçar gider. Galatasaray yok, Galatasaray'ın çok problemi varmış, Galatasaray uçup gidemezmiş. Siz büyücü müsünüz be? Ayıp be. Ayıp ya, adamlar Galatasaray son aldığı iki transferle Devler Ligi takımı oldu. Devler Ligi takımı oldu yani. Elinizi vicdanınıza koyun, Allah için konuşun yani. Son yapılan transferlerle Galatasaray çok güçlendi. Yani orta sahada problemi vardı, çok iyi bir futbolcu aldı. Defansta problemi vardı, çok çabuk hücuma çıkan, iyi top dağıtan bir stoper aldı. Ya bunları düşünemiyorlar sevgili Aygün ya. Ya almış gitsin Allah aşkına, Devler Ligi'nde gitsin de Galatasaray, ne olur gidebiliyorsa. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde şampiyon olsun, ne olur ya, inşallah Allah'ım ya. Beşiktaş aynı şekilde, Galatasaray aynı şekilde. Beşiktaş aynı şekilde, evet, aynı. Yani diyorum ki Beşiktaş sürpriz takım diyorum. Bak Avrupa kupalarında da diyorum.
Ligde de diyorum başarılı olacak diyorum. Kök söktürecek görürsünüz diyorum. Vay anasına ya, nasıl vermişim böyle. Ahmet Nur Cebi ne yapmış? Ya sevgili Aygün, yani inan korkunç boyutlara geldi yani. Yani artık bir şeyi konuşurken, bir şeyi yazarken bir sefer düşünmemiz gerekiyor. Yani bu boyutlarda böyle olmaması lazım. E ne oldu? Yaptılar, biz senelerce futbolda yerlerde sürünüyoruz kardeşim. Milli takım da dahil. Konuşmak istemiyorum. E ne oldu, bak kızlarımız geldi, dünya şampiyonu oldular. Avrupa şampiyonu oldular. Herkes gurur duyuyor. 7 yaşındaki çocuktan 77 yaşındaki insana kadar ya. Herkesin sultanları oldu onlar ya. Herkes onlardan keyif. Türkiye'yi gururlandırdılar ya. O Gizem'in, Eda'nın, Edward'ın, Vargas'ın. Yani hepsini söylemeyeyim yani, tek tek saymasını. Tabii doğru söylüyorsun, doğru. Yani o suratından sen milli takımımızın onların suratlarına bakınca orada kaybedeceğini düşünüyor muydun? Ben düşünmüyordum sevgili Aygün. Düşünmüyordum. Geriden dönüşleri biz çok iyi yaptık ya. Ya sevgili Aygün, o hırs yani, evet. Ay yıldızlı formanın hakkını böyle verilir ya. Orada şunu özledim biliyor musun hocam? Şunu özledim, bunu ben her yayında da söylüyorum. Ya arkadaş ya, bunlar dünyanın bir numarası. Bunlar Avrupa şampiyonu oldu. Ya bir tane özel uçakla getirilemez miydi bunlar hocam ya? Ya sevgili Aygün, o konulara girmiyorum. Ya şimdi bak, mesela olimpiyatlara gidiyorlar. İnşallah olimpiyatları kazanırız da. İnşallah bu dediğimi, bu da benim kendi görüşüm. Şu özel uçak da getirsin ya. Tarifeli uçağa gerek yok ki ya. Gelsin bu. Hakikaten bir de o kadar yoğun bir tempo içinde çalışıyorlar ki hiç durmadan. Şimdi gene biliyorsunuz olimpiyatlar için gene ayın 13'ünden itibaren maçlar başlayacak. Sevgili Aygün, 3 saat orada mücadele etmişler. Ama evet. Ne mücadele. Evet. Hepsinin boyu 1.80, 1.92 metre değil mi? Evet. Ya özel uçak da olur mu böyle? Hepsi business uçak gidecek, yatacaklar, bir iki saat uyuyacaklar sevgili Aygün. Doğru. Aygün, buraya gelirken Türkiye'nin üstünde F-16'lar karşılayacak. Beni konuşturma Allah'ını seversen. Doğru sevgili Aygün. Doğrusu bu zaten. Ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum yani. Yani bunlar hep törenlerin en büyüğü yapılması lazım. En büyüğü sevgili Aygün. Ya Avrupa'nın şampiyonu oldu. Milletler Ligi şampiyonu oldu. Ya dünya şampiyonu bir nevi o. Ya sevgili Aygün, daha bunun üstü yok. Doğru. Dünyanın en iyi voleybolcuları Türklerin ismini geçiyor. Onlar konuşuluyor. Dünyanın Vargas bir numarası seçildi. Doğru. Dünyanın en iyi, yani, en iyi oyuncu seçildi Vargas, doğru. Evet Aygün, yani bunun daha ötesi mi var ya? Onlar bizim canımız ya sevgili Aygün. Onları daha çok seviyorum böyle yapıldıkça. Onlar sevginin, kahramanlığın en büyüğünü yaptılar sevgili Aygün. O ay yıldızlı formanın hakkı böyle verilir. O İstiklal Marşı söylerken nasıl ağlıyorlar sevgili Aygün? Allah aşkına söyle ya. Doğru. Nesini söyleyeyim? Bunun tartışılacak bir tarafı mı var? Yok. Ha, Cumhurbaşkanımız konuştu. Şimdi sen de biraz önce söyledin. Cumhurbaşkanının oraya özel uçak gönderip göndermediklerinden haberi mi var? Haberi olsa nereden zaten haberi hemen olacak? Nereden haberi olacak? Tabii federasyon başkanının yapması lazım yani. Ya hakikaten. Federasyon başkanı söylesin. Aynen. Desin ki uçak istedik, vermediler desin. Evet. Doğru mu? Doğru. O zaman başka türlü konuşuruz biz de sevgili Aygün. Yani Türkiye'nin bin bir tane şeyinde aman oraya özel uçak gönderin, onu düşünemezler bile sevgili Aygün. Kusura bakma. Doğru. Hocam çok kısa bir reklam aramıza. Bir araya gidelim. Aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. Tabii. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, voleybolcuları konuşuyoruz. Hattımızda da Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener var. Hocam tabii şunu da söylememiz lazım. Misli.com'u da alkışlamamız gerekiyor. Sponsorluk anlaşması yaptı. Türkiye Voleybol Federasyonu ile ilgili. Hakikaten sponsorluklar bence çok çok önemli. Bu anlamda bütün sponsorlara da teşekkür etmemiz lazım. Çünkü Yıldırım Demirören de baş sponsor oldu. Bugün evet. Gazetede de var. Evet. Sağ olsun, var olsun. Vallahi sevgili Aygün, voleybolumuza yapılan her türlü sponsorluk, her türlü yardım helaldir.
Evet. Keşke. Bütün amatör branşlara diyelim hocam. Amatör branşlara zaten bakın Mehmet bundan önceki spor bakanımız da yakındı. Muharrem Kasapoğlu. Muharrem Kasapoğlu'yla. Gerçekten yani bizi amatör sporlarda çağ atlattırdı. Doğru. Bakanlığı döneminde. Doğru. Tesisleşmede de aynı şekilde. Biraz önce konuştunuz. Ben kendisini çok severim. Şimdi burada herkes Cumhurbaşkanı'nı suçluyor. Neden 12 tane uçağım var göndermedin diye. Bir sürü şeyler söylüyorlar. Evet yazıyorlar. Haberi yok. Ben dedim Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Orada spor bakanı tamam kendisini de çok iyi tanırım. Çok da severim. Onun bir sürü yardımcıları var. Ya bakanım biz bir kazanamasa bile, Avrupa şampiyonu olamasa bile biz bir özel uçak gönderelim diye oradaki bir sürü danışmanlar var. Onların düşünmesi lazım. Doğru, da. doğru. Neden düşünülmüyor? Ama ya, en azından onların federasyon başkanı Akif Bey. Hı hı. Kardeşim talep et. De ki talep ettim vermediler de değil mi? Doğru. Bak o zaman davranış Türk milletini daha çok bütünleştirirsiniz. Doğru. Ama bunlar yapılmıyor. Hep bir şeyler açıkta kalıyor. Herkes çatacak birisini aradığı için, herkes sallayacak birisi aradığı için olay başka yerlere gidiyor sevgili Aygün. Katılıyorum. Ben buna karşıyım. Keşke biz bilseydik özel uçak oraya göndermediler. Allah seni inandırsın o sponsorlar... En güzel uçağı gönderirlerdi. Kesinlikle Türk Hava Yolları bile belki özel uçak tahsis ederdi. Evet yani tabii. Gönderirlerdi yani. Tabii. Bu bir daha kolay kolay yaşayacağımız bir olay yok. Bizim kızlarımız, Sofile'nin sultanları, bizim kahramanlarımız. Bunu her zaman bize öyle bir duygu yaşattılar ki. Anlatamam Türkiye'de ya Allah aşkına. Şu TRT1'in işte bir reytinglerini versin de sana seyret sevgili Aygün. Seyretmeyen yok maçı ya Türkiye'de. O gün biliyorsun lig maçı da vardı. Çoğu voleybola döndü. Fenerbahçe'nin maçında maçını izleyenlerin bile büyük bir kısmı voleybola döndü. Sevgili Aygün. O boşluklar oluyor dinlenmeler, molalar. Fenerbahçe maçında ne oluyor diye döndük hepimiz. Aynen oraya döndü. Sonra tekrar voleybola döndü herkes. Doğru. Yani bu çünkü bir daha öyle bir şey yaşayamayız. O duyguları yaşayamayız. Vallahi bu kızlar olimpiyatları da getirecek. Kupaya madalya getirecek gibi geliyor. Ya o İnşallah o Ebrar'a söylemediklerini bırakmadılar. Maalesef kız ya. Milli marş çalınırken nasıl ağlıyor? Ben de ağladım onunla beraber evet sevgili Aygün. Evet ya. Yani bir vicdanın cız etmesi lazım. Siz kimsiniz ya? Siz kim oluyorsunuz da Ebrar'ı eleştiriyorsunuz? Neden eleştiriyorsunuz? Bu ay yıldızı sizi temsil ediyor. Size kupa kazandırdı. Ama sevgili Aygün. İş çığırından çıkmış. Konuşamıyoruz. Çığırından çıktı. Bir yere kadar konuşabiliyoruz. Aynen. Bir yerden sonra aldı terbiyeli konuşuyoruz. Söyleyemiyoruz. Ayıp yani. Yakışmayan şeyler. Dünyanın her taraf neresinde olursa olsun böyle üst üste bir milletler şampiyonu, bir Avrupa şampiyonu ol. Şeye alırlar. Sevgili Aygün cam kavanozlara tabii alırlar canım, böyle. Tabii. Korumaya alırlar. Biz alamıyoruz. Biz daha hala burada nasıl zarar verebiliriz diye uğraşıyoruz. Hala nasıl yıpratabiliriz diye mücadele ediyoruz. Ya keyfini ediyoruz. Çıkartın ya. Bütün dünya Türkiye'den bahsediyor ya. Doğru. Bütün dünya Türkiye'den bahsediyor. Sevinin. Al. Yarın akşam milli maçımız var ya. Hocam yarın akşam milli maç var. Demin de onu konuşuyor. Böyle milli maç havasına da giremedik. Hatta şimdi Nedim Küçük bir mesaj atmış. İyi yayınlar Genç Özüpek. Milli takımda santrofor sakat sahaya çıkacak. 11'de santrofor olarak Barış Alper konuşuluyor. Elimizde işi santrofor oynamak olan Bertu varken neden devşirme mevki oyuncusu oynatılır? Böyle bir durum o da olası puan kaybına hazır olunması gerek demiş Nedim Küçük. Milli maçı konuşamadık hakikaten. Yarın akşam Ermenistan maçı var. Ona dönelim isterseniz Eskişehir'de oynanacak. Neler söylersiniz? Ya sevgili Aygün artık neler söyleneceğimi kaldı. Yani bu kızlarımızdan sonra evet. Çıkacaklar o ruhla oynayacak milli futbolcularımız. Ermenistan kim ya? Kim sevgili Aygün? Biz 2024 Avrupa Şampiyonası'na gireceğiz sevgili Aygün. Kızlarımız bu yolu açtı bize. Bundan sonra hangi sporcumuz olursa olsun milli takımda o sonuna kadar o bizim Ebrar gibi, Vargas gibi, Eda gibi, Gizem gibi öyle mücadele etmeyenlerden hesap soracaklar sevgili Aygün. Evet çıta yükseldi artık kimse kusura bakmasın. Çıta yükseldi sevgili Aygün. Evet. Gerisi hikaye. Aynen katılıyorum. Yok yani neyiniz eksik ya? Canımızsınız bizim tamam size her şeyi veriyoruz.
her türlü sevgiyi veriyoruz, övüyoruz. Maddi olarak her türlü olaylar. Allah'ınlar Futbol Federasyonu tanıyor milli futbolculara. Evet. Her türlü imkan var, doğru. Evet, siz de bunun karşılığını vereceksiniz ya. Fransa'ya gidiyoruz Avrupa Şampiyonası'na, puan alamıyoruz, aşağılarda sürünüp geliyoruz. Efendim, ya hep böyle tartışma böyle. Artık tartışma çıkaran insanlardan nefret etmeye başladım sevgili Aygün. Ya ilk defa ben bir doya doya, hani milletin o söylediklerini var 8-10 tane kendini bilmezler laf ettiler. Onları bir dışarıya atıyorum. Ben Avrupa şampiyonu, milletler arası yani dünya şampiyonluğu o. Ben onun keyfini ilk defa yaşıyorum sevgili Aygün. Bırakın da keyfini sürelim diyorsun. Ya sürelim sevgili Aygün ya. Yani bunu yapalım. Futbolda da yaşayalım bunu. Ben sonra diyorum ki konferans liginde efendim Fenerbahçe favori, benim canımı okuyorlar ya. Ya neden kardeşim? Fenerbahçe orada şampiyon olsun, Galatasaray gitsin final oynasın. Bundan daha büyük mutluluk var mı sevgili Aygün ya? Yok tabii ki. Ya bırakın bu kısır kavgaları ya. Biz bu ülkenin evlatlarıyız, siz de bu ülkenin evlatlarısınız ya. Bunun Fenerbahçe'yi tamam Türkiye'de rekabet yapın, ne yaparsanız yapın, ama şu olmasa şu Avrupa kupalarında yapmayın ya. Yapmayın ya, Allah aşkına yapmayın ya. Doğru. Doğru. Yapmayın da tadını çıkartalım biraz bunun ya. Bu spor çok güzel bir şey ya. Çok keyifli bir şey. Dünyada herkes bunun tadını çıkartıyor. Milyarlarca insan bunun futbolcuların, takımların peşinde koşuyor. Ya bizim önümüzü kesmeyin ya. Allah aşkına kesmeyin ya. Bizim yorum yapan arkadaşlar. Şimdi ben Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Allah senin andasın. Hepsi bütün takımlar. Adana Demirspor. Böyle transferler yapıyor. Güçlü bir takım kuruluyor. Ben keyif alıyorum sevgili Aygün. Ya daha güzel bir lig seyredeceğiz. Öyle değil mi sevgili Aygün? Vallahi çok güzel bir lig olacak bu sene. Ben sana söyleyeyim. Ha, bunun şeyini alıyorum. Gene futbola gelince bir takıntıların içine giriyorum. Yani bıraksınlar kardeşim. Hakemlerimize çok büyük iş düşüyor. Sahada gördüklerini çalmıyorlar sevgili Aygün. Maalesef. Veyahut da görmüyorlar. Gözlerine perde iniyor. Perde iniyor hocam, öyle diyelim. O an fark edemiyorlar belki de, öyle diyelim. Ya sevgili şeyi düşünelim yani. fark edemiyorsan yapma o işi. Yani bütün hakemlerin için mesela Ali Palavik çok kaliteli bir hakem. Bıraktı. Ya esasında üzülmemiz lazım değil mi? Evet. Ben seviniyorum. Ya hangi maçı, büyük maçı yönettinse canını okudun. Biz futbolu konuşamadık ya. Hep seni konuştuk. Ama bu değişmeli bu düzen sevgili Aygün. Doğru. Değişmeli. Ben bunu istiyorum. Ya sevgili Aygün, Galatasaray o playoff maçında bir tanesi oradaki deplasmandaki maça verdiler İngiltere'nin en iyi hakemini, Tyler'ı verdiler. Çok güzel hakemdi ama ben sana söyleyeyim. Bak sevgili Aygün, işte derslik değil mi bu? Evet. Döndüler buradaki İstanbul'daki maça da Şampiyonlar Ligi finalini yöneten hakemi verdiler. Doğru. Ya sevgili Aygün, bu iş bu kadar ya. Yani oldu bitti. Molde elendi, bilmem ne elendi. Galatasaray'da elenebilirdi. O 20 santimli offside olmasaydı işler ters dönecekti. Yüreğimiz ağzımıza geldi, hatırla. Evet. Ama kardeşim biz hakemi konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Ha bir kişi de hakemden bahsedemiyor. Ama bizim burada öyle değil ki sevgili Aygün. Hakemlerimiz konuşalım diye bize o kadar top atıyor, pas atıyor ki tarif edemem sana. Ve gör şimdi, yani şimdi Avrupa kupalarında boğuşuyoruz, didişiyoruz. Kıyametler kopacak yarın. Allah yardımcımız olsun. Hocam tabii Davinson Sanchez ve Ndombele'ye getirerek kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da Micho, Dubois ve Luyendama ile yolların ayrılması bekleniyor. Dubois de herhalde Micho Pendik gidecek deniyor. Luyendama'nın tabii lisansının çıkartılmamasından dolayı kontenjanın biraz daha boşalması gerekiyor. Çünkü 17 yabancı var. 14 inmesi anlamında bu üç isimden ayrılması gerekiyor. Doğru bir karar mı? Neler söylersiniz? Sevgili Aygün, askıya alacaklar. Mecburen değil mi? Ya askıya alacaklar. Bu Fenerbahçe'de de var öyle sorunlar. Evet, biliyorsunuz var. Göndermeye bir savaş veriyor. 15'ine kadar süre var zaten. Bu ayın 15'ine kadar transfer süresi var. 15'e yani olmaz. Sen askıya alacaksın sevgili Aygün. Tamam, evet. Senin paranı veriyorum diyeceksin. Askıya alacaksın. Parasını ödeyeceksin ama. Doğru. Çare yok. Sevgili Aygün, ya
hepsi, bütün başkanlar iyi takım kurmak için mücadele veriyor. Sevgili Aygün, bu Avrupa kupaları kolay bir iş değil. En kötü takımlar mesela Galatasaray Molde'yi nasıl zorlandı, nasıl şey oldu? Çok zorlandı. Celtel'de şimdi iki tane Molde'nin gücünde Kopenhag geliyor. Değil mi? Evet. Yani geliyorsun Manchester United, tamam çok iyi değil bilmem ne, ama kardeşim neticede Manchester United'da ya, oynuyorsun. Öyle iyi değil denir mi Allah aşkına ya, çok iyi değil ne demek? Yani. Şey, ama o kadar şeyler var ki biz favori çıkarız ya, inşallah keşke favori çıksam, kolay bir iş değil bir onlar ya. Bir tarafın bütçesi 200 milyon eurolar, öbür tarafın bütçesi 1 milyar dolarlarda yani. Tamam. Bayern Münih efendim hazır değil. Tamam kardeşim, Bayern Münih hazır değil de seyrettim bu haftaki maçını ya. Ya bunlar yavaş yavaş form tutan takımlar da. Bayern Münih hazır olsa da olmasa da Bayern Münih'i yenmek, Bayern Münih'ten puan almak kolay bir iş değil ya sevgili Aygün. İnan değil yani. Hiç bunun şakası yok. Yani Galatasaray çok iyi hazırlanması lazım. Şurada kaldı. 18 gün, 17 gün kaldı. Hı hı. Hani ama bu yaptığı iki tane transfer Galatasaray'ı çok güçlendirdi. Yani Galatasaray kapasitesinin %90'larına, %100'üne ne çıkabilecek bu futbolcularla? Senin orta sahada sorunun vardı sevgili Aygün. Yani orada Torreira tek başına bir yere kadar yapabiliyordu. Ama her gelen yan toplarda, ortalarda, kornerlerde, yapılan ortalarda Galatasaray kalesine sen sorun yaşıyordun sevgili Aydın. Ama şimdi bu yapılan iki transferle o sorunu %90 bitireceksin. Onun için bu futbolcuları aldılar zaten. Bu futbolcular Aygün, iki sene önce bunların ikisinin 104 milyon euroydu bonservisleri, evet, biliyorsun. Evet, doğru. Yani Galatasaray bir fırsat transferi yaptı bana göre. Ama bu futbol, her şey var, tepeye de çıkarsın, uyumda sağlığı yanmayabilirsin değil mi? Katılıyorum, doğru. Her şey olabilir. O futbol bir ya şey gibi düşüneceksin hocam, o bir şans yani, biraz futbolcu, kumar demek istemiyorum da yani, iyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Mesela Icardi'ye baktığın zaman herkes ne dedi ya kardeşim, o işte orada falan filan geldi, Icardi Galatasaray'a şampiyonluğu götürdü, doğru mu? Şampiyonlar götürdü, bir de takımın kalbi oldu. Evet, onu anlatıyorum yani. O anlamda bekleyip görmek lazım. Çok erken konuşmamak lazım. Ya erken ilgili. Ama baktığın zaman lazım olan mevkileri transfer, iyi transferler yaptı. Tabii şimdi kapattı şu an. Galatasaray transferi kapattı mı hocam sizce? Yani sevgili gün, artık bundan sonra yerli futbolcu alırsa alır yani. Kadroya güçlendirme anlamında. Hani yerli, onları yerli, kimi alacaksın sevgili Aygün? Hani çok iyi ancak... Biz Salih Özcan şeyler... ismi çok konuşuluyor. Ama o da zaten şu an ayrılmayı düşünmüyor. Zor be sevgili Aygün. Ayrılmayı düşünmüyorum diye açıklama yaptı zaten. Yani zor be sevgili Aygün. Çünkü o iyi bir futbolcu. Evet. O takımında oynuyor da. Dortmund'da da oynuyor, evet. Yani Dortmund'da ayrı bir okul, biliyorsun. Evet, 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 o farklı birisi. Vallahi yani ben zor diyorum. Yani ya Galatasaray'ın elindeki kadro iyi bir kadro. Şimdi Okan Buruk'un işi zor. Şimdi burada kararlar verecek. Şimdi daha Zaha gelmedi. Zaha ismen Galatasaray'da da daha nasıl bir performans ortaya koyacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ziyech. Büyük futbolcu. Sihirbaz. Ama ne yapacak? Bilebiliyor musun sevgili Aygün? Bilemiyorsun. Tete. Yani oynadı, tamam, bir iki hareket yaptı ama Tete defansına yardım etmedi, sorunlar yaşadı ve Okan Buruk çıkardı, Barış Alper'i koydu biliyorsun son maçta. Hı hı hı. Yani Okan Buruk bu zaman zarfında bu takımı oturtması lazım artık. Siste bütün futbolcuların hazır olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag oynadıktan sonra biz artık hazır değiliz, mazır değiliz filan kimse dinlemez sevgili Aygün. Dinlemez. Tabii. Bu iş böyle, neden dinlemez? Bir Galatasaray Haziran ayında sezonu açtı. Sen o zaman Zaha, Ziyech ortaya her şeylerini koymazlarsa, o Kopenhag maçı burada kolay bir maç değil. Üstüne basa basa söylüyorum. Buradaki Kopenhag maçını kazanman lazım, net. Evet sevgili Aygün, hiç umucumu yok. Aynen. Ya bu da büyük bir baskı, biliyor musun? Tabii, çok büyük baskı tabii ki. Büyük bir baskı, yani hepimiz onu bekliyoruz. Ondan önce Samsun maçım var. Burada oynayacağım. Kopenhag maçı öncesi sana iyi bir hazırlık maçı gibi olacak o maç. Bak, ne olur bilemiyorum. Ama
orada Galatasaray'ın hiç olmasa bir devre Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağını göstermek mecburiyetindesin sevgili Aydın. Doğru. Yani sen hiç oynamamış Zaha'yla, Ziyech'le direkt Kopenhag maçına çıkarsan ben başarılı olamazsın diyorum sevgili Aydın. Yani Samsun maçında bu futbolcuların oynaması lazım. Bu yıldızlar bu maçı aldırır. Doğru. Ama yıldızları görmemiz lazım. Şimdi hiçbir şey gördüğümüz yok sevgili Aygınlar şu ana kadar. Okan Buruk da bunun için çırpınıyor çocuk. Çırpınıyor. Yani bir sürü şey söyleniyor. Bir kimi hazır değildi diyor. Kimi bir sakatlığı var diyor. Kimi bilmem ne diyor. Neyin ne olduğunu biliyor musun sevgili Aygın? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani daha hiç oynamadı. Hiç bilmiyorum sevgili Aygın. Ama zor kadro tercihleri öyle olacak. Şimdi defans üçlü mü oynayacak? Orada Abdülkerim var, Nelson var. Yeni Avrupa'da sıkıntı yaşamazsın da tabii Türkiye'de tabii o anlamda nasıl kadro kuracağım biraz sıkıntı yaratabilir. Tabii. Avrupa'da yaşamazsın da. Tabii mesela Kerem aslanlar gibi oynuyor. Abdülkoğlu. Onu nasıl keseceksin? Nasıl keseceksin sevgili Aygün? Kolay değil. Artık yok yani kesemezsin sevgili Aygün. Umucumu yok. Doğru. Mertens daha iyisi gelecekse Mertens'i nasıl keseceksin? Mertens 90 dakika çıkartamıyor farkındasın. Evet. Yani Okan Hoca'nın bundan sonra vereceği kararlar %100 doğru kararlar olmalı. Hataya yer bırakmamalı. Bırakmamalı. Mesela takımda görüyorsun ilk yarı sallanan futbolcular var. 70 dakika o futbolcularla devam etmemeli bana göre yani. O doğrusunu bilir tabii. Geniş kadron var kulübede. Yani 70. dakikaları, 75. dakikaları beklemeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Doğru. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Aygüncüm. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu sevgili Osman Şener vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir Galatasaray analizi yaptık ama tabii şu milli takımı da fazla konuşamadık bugün. Aslında ara ara değinmeye çalıştık. Millilerimiz de yarın çok önemli bir maçı çıkacak. Ermenistan maçı önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Eskişehir'de oynanacak. Zaten Eskişehir biliyorsunuz futbol şehri. En çok sevdiğimiz, benim en çok sevdiğim şey, bütün illerimizi seviyorum da Eskişehir tabii biraz daha böyle Bursa gibi, Eskişehir gibi, Kocaeli, Sakarya, mesela Trabzon da öyledir. Yani futbolla yatar, şehir futbolla kalkar. Eskişehir de öyle. Hem öğrenci şehri hem de futbola çok önem veren bir şehir. Yarın zaten detaylı milli takıma geçeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 10.39'u gösteriyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuzur. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Sizi de iyi gördüm. İyi de tatil yaptınız. Herhalde tatil yapanın yansımaları mı var? Asıl tatilist yapıyorsunuz, yaylara çıkıyorsunuz. O doğa, o organik ortamda temiz oksijen, Karadeniz yaylalarına çok çıkıyorsunuz hocam. Ya şey oldu bizde bu sevgiler. O semaver, mi? Semaverde çaylar değil mi hocam? Değil mi? Odun semaveri mi? Ne diyorsun? Odun semaverinde yakılan çayları içiyorsunuz. Organik besleniyorsunuz hocam. Şöyle bir şey var. Hangi Karadenizli'ye sorarsanız sorun, Ankara, İstanbul, Bursa neresi olursa olsun ayda bir veya iki ayda bir o yaylaların oksijeni almadan duramaz, denizin kenarında şöyle bir kahvaltı yapacak vesaire vesaire. Milletin işten aşmayan sabah. Şimdi aslında bugün tabii Trabzon'u konuşacağım da Trabzonspor'la ilgili hakikaten önemli gelişmeler var. İyi transferler yapılmaya başlandı ama tabii şunu sormak istiyorum. Ben bugün bu konuya biraz değinmek istedim. Programın başında da değindim. Türkiye Kupası'nda oynamadan iki takım Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dışarı atıldı. Zira Türkiye Kupası'nda birinci tur kura çekimi dün gerçekleştirilmişti. Kura çekimi esnasında takım sayısı fazla olduğu için ki onda nasıl ayarlamışlar ondan da olduğu için alışılagelmişin dışında bir uygulamaya gidildi. İnegöl Spor ve Bölgesel Amatör Lig ekibi Hakkari Spor kura çekiminde takım sayısının fazlalığı nedeniyle maçlara çıkartılmadan elendiler. Yani şimdi
Yani haksızlık değil mi bu? Yani nasıl böyle bir karar alıyorsun? Yani niye böyle bir karar alıyorsun? Bu iki takım mı fazla geldi? Neler söylersiniz hocam? Çünkü siz alt liglere de önem veren, alt liglerden çok önemli sporcuların çıkmasını destekleyen, takip eden birisiniz. Belki de çok önemli bazı isimler var. İzleyecektik bunları. Belki transfer gerçekleşecekti. Belki de bu takımlar final oynayacaklardı. Bunu niye engelliyorlar? Bu karardan bir önce dönmesi gerektiğini düşünüyorum federasyonun. Neler söylersiniz? Şöyle, sahanın dışarısında kalarak bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki. Gece saat 1'de eve geldim. Hı hı. Sosyal medyayı açtım. WhatsApp'a gelen mesajlara baktım. Hayatımda ilk defa transferleri takip etmeye başladım. Kim alınacak, kimler yapılacak diye. Çünkü benim de canım sıkılmıştı. Transferleri gecikiyordu. Yönetici arkadaşlarla, başkanla konuşuyoruz. Bazı kişileri arıyoruz. Transferi yöneten kişilerle. İçimin rahatlığını sosyal medyada daha önce paylaşmış. Sakin olun arkadaşlar, bu transfer yapılacak. Transferler yapılacak. Beşiktaş maçına yetişecek. Trabzonspor'da güzel şeyler oluyor diye. İlk başta tepki almıştım ama Trabzonspor'da bu transferlerde onay olunca tabii herkes de mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Taraftar güzel mesajları yazmaya başladı. Sabah güzel şeye başladım. Güne de güzel başladım. Güne güzel başladım diyorsun. Ben soru soruncaya kadar mı hocam? Emin olun. Şuraya kadar iyi geldin. Bana böyle sorunca vallahi şey yapıyorum. Zıvanadan çıkıyorum. Yıllardır onu anlatırım, onu söylerim. Futbolun içerisinden gelen ama objektif spor adamlarına ihtiyaç var. Hiç kimseden etkilenmeyecek. Böyle babasının oğlun dahi tanımayacak insanların alacağı kararlarla yürütülmesi gerekir. Ama maalesef yanlışları yapıyoruz. Ya geç buraya, gözünü seveyim. Peki geçtim oraya. Peki anladın, ne demek sizin çok iyi anladın hocam. Benim derdimi anlıyorsun. Vallahi anlıyorum, şu an söylemeye başladım yani. Anlıyorum, maalesef anlıyorum ama işte bunlar da bu tip olaylar da beni geriyor. Şimdi hocam herkes bir umutsuzluğa kapıldı Trabzon'da. Çünkü başkan kapılmıştı desek daha ha, kapılmıştı sezon başı, öyle diyeyim, sezon başı herkes bir umutsuzluğa kapılmıştı, transferler gelmedi, işte hoca var ama gelen transferlerin de takıma katkı sağlayamadığı görüldü ve herkes dedi ki ya ne oluyor, Trabzonspor nereye gidiyor dedi. Neler söylersiniz? Aslında o zaman da anlattık, hem sevgili Yılmaz'ın bana yaptığı bağlantılarda, hem gazetemde, Skoda TV'de katıldığım birçok programda söyledim. Trabzonspor ara oyuncular alıyor. Ara. Bir de ana oyuncular var. Baba oyuncular diyelim bunlar. Yani kalitesi belli, fiyatı belli. Tabii bunları yaparken de bir de şöyle bir şey var. Trabzonspor'un en büyük sorunlarından bir tanesi ekonomidir. Tabii. Bunu halletmeniz gerekir. Para olmadan bir şey olmaz. Doğru. Tabii para olduğu zaman da çok şeyi yapabilirsiniz ama bazen yapamayabiliyorsunuz. Mesela ben senin camiandan bir örnek vereyim. Sayın Ali Koç başkan oldu. 4 yıl, 5 yıl, ben şunu çok iyi biliyorum. İnanılmaz rakamlar harcadı. Doğru mu? Tabii. Ama futbolda bazı şeyler zaman gerektiriyor. Bazı şeyler planlama hatası yaptığınız zaman, bir başka ifadeyle futbolun bilimden uzaklaştığınız zaman, ne olursa olsun ufak bir sarsında, artı sarsında sallanırsınız, yıkılmadığınız zaman böyle bir korku, panik yaşarsınız. Tekrar Trabzonspor'a dönersek ben Sayın Ertuğrul Doğan'la konuştum. Çünkü hep söylüyorum, divanıyorsun, ben Trabzonsporluyum. Ben mesleğimi Trabzonspor'un arkasına getiririm. Yani bu işi sadece insanlara doğru bilgi vermek, doğru yönlendirmek, Trabzonsporlu olduğum için Trabzonsporluk duruşunu göstermek için yapıyorum. Ama benim için Trabzonspor her daim ön planlıdır. Dolayısıyla tahta da bize soruyor, diyor ki ya bizim sorularımızı yöneticilere sorun. Bizi rahatladın, siz bizim şeyimizsiniz, yani iletişim kaynağımızsınız. Ve tabi parayı halletmeniz gerekir. Bakıyorsunuz sponsorluk anlamında inanılmaz çalışmalar yapıyor Sayın Başkan. Bunu söyleyeyim burada. Stad sponsoru Papara ile anlaştı. Tabii. Ciddi bir para geldi. Aynen öyle. Yani Başkan, Sayın Başkan, benim abim de olsa, kardeşim de olsa aynı eleştiri yaparım. Bunu beni yakından tanıyanlar bilirler. Sormak durumundayım. Çünkü hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Allah korusun. Dolayısıyla bakıyorsunuz sportif anlamda, sponsor anlamında iyi çalışmalar yapılıyor. Bakıyorsunuz oradan 1,5 milyar gelmiş. Aslında bu 1 milyarın üzerindeki rakam geçen sene yapılan kadro planlamasının doğurduğu sonuçlardır.
Bunu bir kenara not edelim. 2-3 tane daha sponsor var. Bunlar beni aşırı mutlu etmişti. Hala devam ediyor. Dün sermaye artırımı yapıldı. Oradan da 1 milyar üzerine para geliyor. Allah bin bereket versin, versin diyeceksiniz buna. Bu işin birinci ayağı. Bir de insanlar böyle transfer baskısı yaparak işte eleştirerek yok istifalar yok memleği buna bir türlü çözüm veremedim. Şu soruyu herkeste sordum. Şu anda Trabzonspor'da olağan kongreye 1,5 yıl var. Diyelim ki başkan kızdı kafası ya dedi ki ben dedi istifa ediyorum kardeşim yönetimine. Bulabilir misiniz birisini? Bulamazsınız. Niye bulamazsınız? 1 yıl ve 1,5 yıl içerisinde hiç kimse oraya başkan aday olmaz. Dolayısıyla ne olacak? O 1,5 yıl gelene kadar camianın en büyük birlikteliği, en büyük gücü birlikteliktir. Bu birlikteliği kaybetmeyeceksiniz. Tabii bu transferleri yaparken sevgili Aygün tam 1,5 ay takip ettim. Hayatımda ilk defa bakın muhabir değilim ben. Ben haber peşinde koşmam. Bana haberi getirirler ben yorumlamaya çalışırım ki bilirsiniz bu işi. Dinleyenler de bunu ne demek istediğimi gayet iyi anlarlar. Yönetim mesela Mendy transferiyle ilgili bilgi vereyim sana. Emin olun asla ve asla hiç kaygım olmadı. Çünkü bu alacaklardı. Ama şunu size paylaşayım şaşıracaksınız. Çok şaşıracaksınız. İsim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Sesimin ulaştığı her yerdeki futbol severler bana kulak versinler. Mendy'nin Türkiye gelmemesi için 2-3 tane futbolcunun devreye girdiğini biliyorum. Trabzon'da paranızı alamazsınız. Bunu Mendy'ye söyleyenler Trabzon'da oynayanlar mı? Farklı takımlarda oynayan sporcular mı? Trabzonsporluyum diyenler. Bakın bunu inanır gibi değil ya. Bakın bunu duyduğumda inanmıyorum dedim. Bana söyleyenler Aksel abi inan dediler. Halbuki bugün hangi Trabzonsporlu futbolcuya giderseniz gidin. Maaşların tıkır tıkır alıyorlar. Ama bunu söyleyen futbolcularla karşılaştığım zaman şeyim çok ağır olacak. Çünkü Trabzonspor bize o kadar kötü başladı ki, çok kötü başladı. Ben inim inim ağlayanları bana telefon edip abi ne olur bana bir şey söyle, beni rahatlat diyen Trabzonsporlarla düşündükçe çıldırasım gibi. Ben hala şeye takıldım hocam. Duyuyor musunuz beni hocam? Ben duyuyorum. Hayır şeye takıldım yani bir futbolcuyu arayıp buraya gelme. Burada paranı alamazsın. Daha önce Trabzonspor'u oynamış biz. Yani inanır gibi değil ya. İnanır gibi. Evet maalesef bu böyle olmuştu. Ondan sonra başka bir örnek vereyim size. Ya bu konuda çok dertliyim. Mendy'den şunu söyleyeyim. İleriki dönemlerde sizin söylediğiniz üzere söylüyorum. Para kazanılma ihtimali de çok yüksek. Çünkü bildiğim kadarıyla 23 yaşında değil mi? Evet 22-23 yaşında. Yani genç bir çocuk ondan olabilir ama şunu da anlatmak isterim. Diyelim Mendy dün akşam davul zurnayla karşı. Evet gördüm görüntüleri. Şimdi futbolcu insandır. Et ve tırnaktan yaratılmıştır. Onun da bir dünyası vardır. Ama yarın şöyle bir iki maç formusu olduğu zaman gitmeyelim bu yüzden bize. Dün akşam ve bazı oyuncu karşılamalarında oyuncular kendilerini çok mutlu hissederler. Onun işini biraz daha kolaylaştırmış olur. Bunlar çok güzel şey. Ama şu övgüde ve eleştiride şeyin uçunu kaçırmıyor. Futbolcuya sahip çıkalım. Mesela ben size şuradan da bir örnek vereyim. Kasımpaşa maçı değil mi? Kasımpaşa maçında tribünlerde belki 10 tane tanıdığım var. Telefonum olanlar, onların da bana telefonu olanlar var. Bana 3-4 kişi şöyle mesaj attı. Hocam şu cümleyi lütfen unutmayın. Kasımpaşa maçıyla ilgili cümleyi. Reklama gitmem gerekiyormuş. Tamam. Çok kısa bir reklam aramız aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. Tamam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi Spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuzur. Hocam Kasımpaşa maçı dediniz. Kusura bakmayın reklama gitmek zorunda kaldım. Evet. Buyurun neler söylersiniz? Allah izin kısmı edilirse sizinle haftaya buluşacağız değil mi? Bir yere. Pazar günü. Hani daha önce planlamayı yaptık. Pazar günü hocam. Evet planlamayı yaptık. Trabzon'dan gelen dostlarımız da var. Onlarla birlikte. O zaman sana bu mesajları göstereceğim. Söyleyeceğim mesajları.
Şimdi maçta bana birkaç kişi mesaj attı. Şöyle bir mesaj attı. Aksel abi, şu anda Kasımpaşa maçındayız. Trabzonsporlar var. Maç 3-0 ama. Hı hı. Maçtayız. Biz ne kadar seviniyorsak yanımızda birkaç kişinin üzüldüğünü gördük. Nasıl? Bunlar dedi herhalde Trabzonspor'un galip gelmesini istemiyorlar. İnanır gibi değil ya. Evet. Hani Mustafa Hoca'nın bir lafı vardı. İçimizdeki İrlandalılar diye hatırlarsınız bu cümleyi. Evet. Mustafa Denizli'nin kulakları için nasıl evet. Mustafa Hoca? Benim yıllardır katıldığım her programda, her konferansta, her yerde anlattığım şeyin başlığı şudur. Trabzonspor'un en büyük rakipleri kendi içinde. Öyle ki Rizespor maçında bakın şu andaki Trabzonspor'un kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu ana kadar Trabzonspor kulüp başkanlarının içerisinde en sona tanıdığım kişidir. Az buz beni tanısın da kişiliğimi tahmin edersin. Allah'ım bir kuluna minnet ettim. Bu medya patronları da buna dair, şirket holdingleri de buna dair, siyasetleri de buna dahildir. O anlamda duruşumu hep sevgiledim. Asla ve asla ödüm verdim. Siz Rizespor maçında 2-0 mağlup durumdasınız. Bir kız çocuğuna video çektirip Sayın Başkan'a geliyor. Siz ne zaman istifa edeceksiniz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Trabzonspor bu yollardan gelip gidiyor. Şu ana kadar Trabzonspor'da yöneticilik ve başkanlık yapmış. Zamanını, parasını vermiş. Kimle konuşursanız konuşun. Sistem etmiştir. Paramızı verdik, zamanımızı verdik. Herhalde hoş olsun diye. Ama kardeşim hakaret yedik. Cümleleri çok duyarsın sevgili abi. Evet. Diyeceğim odur ki Trabzonspor o kadar zor bir durumdan geçiyor ki bunları geçen sene size yayınlarda anlattım. Ben hiçbir programa çıktığımda insanların duymak istediğini söylememişim. Hele sezon başı. Olacak olan şeyleri futbol bilgim dahilinde anlatırım. Bunlarla karşılaşılacaktır arkadaşlar deyip giderim. Daha sonra lig başladığında şunlar yapılırsa bu işler düzelir diye. Emin olun Trabzonspor malum olduğunda veya zor günler geçirdiğinde sabah çocuğum da söyler ya baba bir arada hiç uyuyamadım. Bilmiyor ki çocuğun içindeki sıkıntıyı. Çünkü Trabzonspor'la da yaşıyor. Ama şu öz eleştiriyi yapayım. Ben Trabzonspor şampiyon olduğunda Sayın Ahmet Ağa'nın yönetimini ve Abdullah Hoca'ya ayakta alkışladım hatırlayın. Evet. Ama yeni kadro planlamasını da eleştirdim. Doğru. Ne kadar doğru işler yapmışlar da daha sonra o kadar yanlış iş yaptılar. Ama Allah aşkına bana şunun cevabını ver. Şampiyon olan yönetime, şampiyon olan takıma, şampiyon olan hocaya biz nasıl birkaç ay kredi tanıyabildik? Bas bas bağırdım size eyvah dedim hatırlayın. Doğru. O yüzden şu anda transferleri yapıldığı zaman mesela yapılmamış olsaydı hakikaten o kadroyla sıkıntılı anlar yaşardı. Ben Bielitsa'nın basın toplantısını takip ettim, televizyon takip ettim. Bir spor adamının vermiş olduğu görüntü çok net anlaşılıyor. Ama tabii yönetimin de çok iyi çalıştığını biliyorum. Tarımla mı çalışıyorlar? Hem para bulmak için, sponsor bulmak için futbolcu araştırıyorlar. Bir de kaliteli oyuncular da kimse kusura bakmasın şehre gelmek istemiyor. Çünkü İstanbul'la Trabzon'u kıyasladığımız zaman arada bir bayağı fark var. Adam diyor İstanbul neresi, Trabzon neresi? Evet. Ama ben şunu hep söylüyorum. Bir futbolcunun en rahat edebileceği, futbol oynamayı düşünürse en rahat edeceği, en fazla ilgi göreceği, gurur duyacağı yer Trabzon'dur. Tabii bu transferler nihayet gerçekleşmeye başladı. Mendy de dün akşam geldi. Bir iki oyuncuyla daha görüşülüyor. İnşallah onlar da olursa bu yarışın içerisinde olur. Aksi halde bu yarışın içerisinde olunmazdı. Ama ben hep şunu söyledim. 2-3 yıllık bir planlama yapılıyor. Kadro planlaması. Şu anda belki bunu anlayamayız ama. İkinci sınıf mı dediniz ben anlayamadım. İkinci sınıf kadro planlaması ben o kısmı tam yok, duymadım. Yok ikinci ve üçüncü yılım diyorum. Pardon ben yanlış anlamışım. Burada... İyi şey yaptım yanlış anlayan olabilir. Şimdi bunları da yaparken benim en hoşuma giden şey şu. Alt yapılarla ilgili çalışmalar. İnanılmaz işler yapılıyor. Belki kulüp bir iki hafta içerisinde bunları şey yapar. Nedir bu inanılmaz çalışmalar? Türkiye'nin her tarafında scout ekibi oluşturuluyor sevgili abi. Gençler kazandırılıyor. Gençlerle ilgili bakın Trakya bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu oralar. Bununla ilgili arkadaşlar benimle paylaştılar. Dedim ki bana dünyanın en iyi futbolcusunu getirseydiniz bu kadar mutlu edemezdiniz. Çünkü 4 sene sonra 5 sene sonra bunun ne kadar önemli olduğunu herkes görecek. Zira gelecek de bir gün gelecek.
Gençlere yatırım yapmalıyız. Gençlerin üzerinde titremeliyiz. Gençlere fırsat vermeliyiz. Ama bunu nasıl yapmalıyız biliyor musun? Yetenekli gençleri, yeteneklerini geliştirecek teknik adamları iyi bulmak lazım. Tespit etmek lazım. Evet, bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu. Hocam başka da var mesela, bak mesela Koyuta'da belki bugün yarın onunla ilgili de şeyler olacak yani, artık yeter. Koyuta yıllarca orada Garibazi gibi preslendi. Neler olacak hocam? Neler olacak? Yani, yeterden kastınız neler olacak? Neler, ne olabilir? Gidecek başka bir kulübe. Yani onunla ilgili de duyumlar var. Mesela Trabzonspor 1-2 oyuncu canın gittiğini tam olarak bilmiyorum. Yani mesela canın ile ilgili çok sorular soruldu. Sizin aracınızda şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, ben de bunları soruyorum yöneticilere. Aldığım cevap şu. Oynamak istemiyor burada adam. Bakın Eyüp Yıldız'a söylemiştim geldiği ilk hafta. Bu tip oyuncuların sağa solda belli olmaz. Bunları mutlu etmek için gece gündüz yapalamanız gerekir. Kaliteli oyuncu olabilir. Bir maç iyi olur, iki maç kötü olur. Eyvallah, ama bunlar yani şey oyuncu bunlar. Yani nasıl anlatayım? Mutlu edemezsin bunları, buyur. Yönetici bu imkanı sunmuşlar ama bana şeyi şudur. Benim için kriter şudur. İstanbul'da geçen yıl Galatasaray maçı oynayacak. Sen diyorsun ki beni bırakın, ben gideceğim de kamptan ayrılıyorsun. Ben size başka bir örnek daha vereyim gençlerden. Süleyman Cebeci vardı bize. Bir programımızda örnek vermiştim değil mi? Süleyman Cebeci Trabzonspor U19'un takım kaptanı. Antalya Gelişim Ligi'nde oynuyorlar. Arda şeyde, Fenerbahçe'de. Arda nereye gitti? Süleyman Cebeci nereye gitti? Hatırlayın. Böyle anlatmıştım ben onu. Doğru. Süleyman Cebeci birilerinin böyle şeyiyle beraber, gazıyla değil, yönetimde ben oynasam para alırım, şu kadar para olsun şey oldu. Trabzonspor yönetimi de buyur gidebilirsin, yol gösterdi. Ama yani Trabzonspor Süleyman'a yol gösterirken Arda nereye gitti? Real Madrid'e gitti. Bakın, yönlendirmeyi, akıl hocalığını görüyor musun? Evet. Çünkü Süleyman Avrupa'da da birçok yere gitti, istemediler. Ve tekrar yönetim kapısını açıyor. Bakın, Trabzonspor böyle bir uluk. Ama bunu şundan dolayı anlatıyorum. Çocuklarımızı iyi yönlendirelim. Spor anlamında söylüyorum. Onlara oldu demeyelim. Ya bir gün Abdüşevi'ye, Uğurcan'a sorun bakalım. Aksel abi size yıllarca neyi anlattı? Ya başka isimleri vermiyorum. Tanınan bilmem. Çocuklar sosyal statü zıplamasına kapılması için hızlandırmayalım. Evet sevgili Aygün. Hocam çok kısa bir reklam aramız var gene. Aradan sonra transferlere gireceğim yavaş yavaş. Onları konuşacağız size. Kısa bir ara, aradan sonra Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorer TV yorumcusu Aksal Yavuz'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Aksal Yavuz attığımız hocam, Berat'la ilgili neler söylersiniz? Ya Berat transferi bir anda gelişti. Bir anda. Yani öyle bir gecede karar verildi. Tabii Berat hem yerli statüsünde hem de genç gelişimi açık boyunca, ama şunu da söylemeden yapamayacağım. Gençler Birliği'ndeki Berat'la Trabzonspor'a geldiğinden sonra o yükselişte biraz da duraklama gördük. Gitti. Aklı da Trabzonspor'da kalmıştı. Kalmıştı. Birkaç tane takım daha istedi, onu biliyorum. Biliyorum değil, çok net biliyorum. Arkadaşlar bu teklifi yapınca, benim için diyor Trabzonspor denince akan sular durur diye geliyor. Ben faydalı olacağını tahmin ediyorum. Deniz Türüç ismi konuşuluyor şu anda hocam. Başakşehir formasını giyen, hatta futbolcuyla anlaşma sağlandı. Deniz Türüç'ün de işte Başakşehir'i ikna etmeye çalıştığı yönünde bazı bilgiler var. Deniz Türüç katkı sağlayabilir mi gelirse? Ya ben size şöyle söyleyeyim. Deniz'i ben Kayserispor'da çok beğeniyordum, ama maalesef işte bu çocukların o, hani deriz ya, level atlama anları vardı diye Fenerbahçe'de aynı şeyi gösteremedi ama
Şimdi büyük kulüplerde, büyük takımlara top oynamak hakikaten çok zor olur. Zira forma çok ağır, forma çok ağır, arma çok ağır, taraftarı baskısı. Yani bence Deniz hak eder tekrar. Öyle söyleyeyim size ama Trabzonspor'un Deniz'le bir bağlantısı oldu mu onu bilmiyorum. Bugün medyada buna benzer haberler çıktı da hocam, onu bir sorayım dedim size. Ya onu ararsan sen... Çok isimler çıkıyor değil mi? Mesela gün çıkıyor. Ben şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Ben bir kulüp başkanıyla baş başa oturuyorum yıllar evvel. Hı hı. Oturuyoruz. Ya sizin programda şu anda konuşuyor gibi konuşuyoruz. O ara başkanın bir telefonu geldi. Telefonla konuşuyor. Ben de bakayım dedim şeyde ne var. Sosyal medyada ne oluyor diye. Sosyal medyada pek bilmem yani. Öyle şey yapmam. Hı hı hı. Birisi şöyle yazıyor. Şu an diyor başkanın yanında diyor. Futbolcuyu unutuyorum. İsmini unuttum. Yabancı bir futbolcu. Onunla beraber diyor konuşuyorlar. Baş başa diyor transferi. Her an gerçekleşebilir. Başkan vallahi billahi ya. Başkan telefonu bitirdi. Başkan dedim bakar mısın dedim. Ben dedim yabancı bir futbolcuyum herhalde. Hayır bıraksa o dedi. Dedim bak şu tweet'imi oku. İşte bu insanları kandırmak. Ya ne bileyim böyle ilgisini çekme. Farklı bir şey. Çok kolay. Vatandaş bunu bilmiyor ki. Şimdi televizyonlarda da böyle. Ben 62 yaşındayım. 13 yaşından beri sporun içerisindeyim. Hala bilmediğimiz çok şeyler var ama televizyonları açtığımız zaman şu benizi bana ben çıkartıyor. Abi yorum yaparken tuttuğun takımın formasını çıkartacaksın canım. Böyle bir taraflı olunmaz. Bu kadar fanatik olunmaz. Sizi ekranlarda izleyenler evinde oturup çayını kahvesini yudumlayarak sizi izleyenlerin ruhunu düşünebiliyor musun? Belki tuttuğun takımın taraftarını mutlu edebilirsin ama karşı tarafı bu kadar şey yapmanın, kızdırmanın diyeyim ona tırnak içerisinde anlamı yok. Doğru neyse bunu söyleyeceksin, yanlış da neyse söyleyeceksin. Hocam şimdi şunu söyleyeyim, evet Trabzonspor'un şu aralar transferlerde doğru işler yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi gelen transfer anlamında iyi isimler, iyi oyuncular alınıyor ve alınmaya da devam edecek dediniz. Ama tabii bu süreçte yani bu dönemde takımında tabii tam bir uyum süreci olacak. Bu dönemde tabii ki en büyük olay hocaya güven. Hoca evet, hoca iyi bir hoca, bunu nasıl sağlayacak Trabzon yönetimi, çünkü taraftarlar arka arkaya kötü sonuç geldiği zaman faturayı hocaya ve başkana kesecek. Bunu nasıl çözmesi gerekiyor? Bunu insanlara iyi anlatmak lazım. Ya sabır göstermeleri anlamında. Tabii insanlara iyi anlatmak lazım. Şimdi reklam arasında benim ajantam vardır. Hangi kanalda neyi anlattığımı not alırım. Şu tarihte şunları konuştum diye. Aldım defteri karıştırırken. Geçen yıl Mayıs ayının başlarında bir yayında size şunu söyledim. Siz de hatırlarsınız. Aslında bir iki yayında bu şey yaptım. Açıklamayı yaptım sizinle. Trabzonspor'un kadrosunun önümüzdeki %60-61'in değişeceğine şahit olacaksınız dedim mi? Evet. 60 dedim, onu ben bir yuvarlak hesap yaptım. Bak hatırladım gördüğün gibi. Evet orayı söyledim. Şimdi bakıldığında lige bu orantıyla başlamadınız. Bu değerde başlamadınız. Bu da şu demektir. Trabzonspor'da eksikler o kadar fazlaydı ki bunu 60'la ancak tamamlayabilirdiniz. Ama yayının başında söylediğim gibi paranız olmayınca bunu yapamıyorsunuz. Para. Yönetim bunun hesabını bir de bunu yapıyor. Diyor ki bizim bir kuruş sokağa atacak paramız yok. Hı hı. Bu çok güzel. Yani ayağınızı yorganınızın dışına çıkartmayacaksınız. Fakat burada biraz rahatlamanız oldu. Bazı oyuncuların yükünden kurtuluyorsunuz. İşte anlatabiliyor muyum burayı? Aradım. Rahatlayınca bunları yapıyorsunuz ve burada şuraya gelecek. Beşiktaş maçında görün işte Trabzonspor'a kaç tane oyuncu alındı bu yıl ve yüzde kaçı değişmiş diye. Tabii ki sezon başı bunlar alınsaydı, hazırlık kamplarında bu çalışmalar yapılmış olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Ama yine size şunu söyledim. Önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yılların planlaması yapılıyor. Diyelim Mendy ile 4 yıllık anlaşma yaptınız ya. Genç bir oyuncu. Veya işte onların içerisinde katılacak lider özellikli oyuncularla beraber Türk oyuncularla harmanlama yaparsanız 4 sene sonra 5 sene sonra farklı bir Trabzonspor izleyebilirsiniz. O
zaman da ben size diyeceğim ki yine buraya not düşüyorum. 7 Eylül 2023'te sevgili Aygün çıkart şu programı. Bak bunları anlatmıştık. Futbolda bizim yapmadığımız tek şey planlamadır. Ama siz insanlara bunu bu kadar iyi anlatmanız lazım ki insanların aklına yatacak. Fakat ülkemizde şöyle bir şey var. Allah korusun bir deprem gerçeği var değil mi? Evet. Ülkemizde. Evet. Hadi kardeşim deprem uzmanı olmayan bir kişiyle evinin edik şeyini yaptır bakalım. Edik çalışmasını yaptır bakalım. Yaptıramazsın. Mühendisi yaptırman gerekir. Bu işin uzmanlığı yaptırmanız gerekir. Veya doktora gidiyorsun. Aklın doktora gitmekte işe yarıyor ama iyileşme de işine yaramaz. Yine bir doktor kontrolünde bunu sürdürmen gerekir. Peki futbolda hep yorum yapıyor muyuz abi? Hepimiz yapıyoruz. Evet, yapılıyor. Fakat anlayanın değil anlamayanlar daha ön planda olduğu için insanlar yanlış yönlendiriliyor. Gidelim 15 sene öncesine, 20 sene öncesine. Dört büyük kulübün futbolcuları maç sonu birbirinin koluna girerek sahayı terk ederler. Nereden nereye geldik? Ben niye Aygün'le yıllardır rekabet yapayım? Niye Aygün'le birbirimize şey olalım, küskün olalım? Fakat futbolumuzun, kulüplerimizi yönetenler bizi bu duruma getirdiler. Teknik adamlar da buna dahildir. Bilmiyorum bana katılıyor musun? Katılmasın da katılıyorum. Bu saatleri yok katılıyorum. Katılıyorum. Ya kardeşim niye sokakta gezemiyorsun ya? Bakın ben yıllardır şunu anlatırım Trabzonsporlara, diğer kulüplere de taraftarlarına da. Giymiş olduğunuz her forma devletin üniformalı memuru gibidir. Polisi gibidir, askeri gibidir. Sizin yapacağınız olumsuz bir şey veya olumlu bir şey camiye mal olur. Mesela geçen sene Trabzonspor şampiyonu değil mi? Hı hı. Bakın şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Bundan büyük bir yemin olmaz. Beni en fazla ne mutlu etti biliyor musunuz? Ne etti? Bir tane silah atılıp da bir yaralanman olmazdır. Benim için 5 tane şampiyonluğa bedeldir bu. Niye? Size de çağrı yaptık. Mutluluğa kurşun sıkmayın diye. Başkasının canı yanmasın diye. Bu Trabzonspor camiasında öyle bir karşılık buldu ki bir tane olumsuz haber duymadık. Bunu tüm gazeteci arkadaşlar yaptılar. Benim için bir can çok daha değerlidir. Şampiyonluklar kazanırsın, alırsın, onu yaparsın, bunu yaparsın. Bunu anlatmamız lazım insanlar. Anladım. Ya ben futbol programları seyrediyorum kardeşim. Bazen ben de çok darlanıyorum. Arada bir seyrediyorum. Veya arıyorsunuz beni ya Aksal diye bakın bu adam yorum yapıyor. Ya sinirden uyku girmiyor gözüme. Doğru. Mesela bizim Filenin Sultanları şampiyon oldular değil mi? Evet. Ben o akşam o maçı heyecandan seyredelim kaldı ki şey yapmam o kadar. Hiç heyecan yapmam. Bana ne geldi? Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Naim Süleyman oğlu geldi benim aklıma rahmetli. Geldiği günler mi yoksa halteri kaldırdı şampiyon yaptı Seyir'deki olimpiyat geldi aklıma. Şimdi Trabzonspor'da Enis Destanoğlu diye bir futbolcu var değil mi? Evet. Ben Enis'i ne zaman kafaya koydum biliyor musun? 2000 tarihi hatırlamaya çalışıyorum. 21 yılıydı galiba. Altın Ordu'yla Adana Demirspor maç yapıyor. Altın Ordu lehine haksız bir penaltı verdi. Şu anda Trabzonspor'un santrforu o penaltı dışarı attı. Abi budur. Her şeyi satın alabilirsiniz. Her güce sahip olabilirsiniz. Ama dünyada transfer edilemeyen tek şey karakterdir. Sporcuda da böyledir. Spor adamında da böyledir. İşverende de böyledir. Bizim bunu çözmemiz lazım. Türkiye'de bir tane takım şampiyon oldu. Doğru, tek takım şampiyon olacak. Diğerleri de bir sonraki yılın plan programını yapacak. Hocam o zaman ben size ne kadar zamanımız var? Reklama gitmem gerekiyor. Çok tamam, bir reklama gidelim. Tamam. Ondan sonra konuşalım. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skor TV yorumcusu Aksal Yavuz var. Hocam, bir iki de soru geldi de Trabzonspor forvet transferi yapacak mı? Kim olacak? Nicolas Pepe İngiltere'den bir isim dolaşıyor diye Osman Şenkal sormuş. Neler söylersiniz? Yapmaları lazım, olacak. Olacak diyorsunuz, anladım. Aslında Mendy kadar öncelik oydu. Çünkü Trabzonspor mutlaka santrafor almalı. Hı hı. Alacaklar. Bunu 10 gün önce de paylaşmıştım. Bazı kesimler tepki gösterdi. Aksal Bey, gündemi değiştiriyorsun falan filan. Ben de Skora TV'de de benzer sorular gelmişti. Laf olsun diye laf söylememek lazım. Anladım. Tabii 2-3 tane, 2 tane daha oyuncu alacaklar oraya. Tabii şunu da unutmayalım biz. Başka bir soru var mı? Onu ne zaman sorarsın bilmiyorum. Mesela Kasımpaşa maçında Trabzonspor çok genç oynattı. Hı hı. Bu bir Trabzonspor olarak beni mutlu etti. Mesela Mehmet Can orta saha orijinli bir oyuncudur. Sağ bek oynuyor ya. Evet. Şimdi bakıyorsunuz orada Trabzonspor'da sağ tarafta çok oyuncu denendi. Demek ki futbola doğru iş yaparsanız bunun karşılığını alırsınız. Turgay Semerci gibi bir sağ bek olmuş oldu. Hocam, son sorum da şu olsun. Kaç bölgeye transfere ihtiyaç var şu anda Trabzonspor'un? Hangi yerleri anlamda sorayım veyahut da? Ya mesela bir 8 numara orta sahaya olması lazım. Hoca orayı nasıl çözer? Belki elindekilerini çözebilirim ama oraya ihtiyaç var. Santrfor'a ihtiyaç var. Belki bu kanat forvet daha alınabilir. Anladım. Mesela şu var sevgili Aygün. Bakın Trabzonspor'da bireysel özellikleri ön planda olan bir tane oyuncu yok. Aklıma gelmiyor şu anda. Bir Vakame diyelim, değil mi? Vakame alınsın demiyorum. Vakame özelliklerinde böyle çalım atacak bir oyuncu yok ama ya bekleyip görelim, bu işleri bu kadar bir şey değil. Ama son olarak size şunu söylemek isterim. Buyurun. Ekonomiye, transferler, onlara yoğunlaştık. Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un attığı ilk golü aklımıza getirdi hakem. Offside bayrağına kaldı. Doğru. Maç farklı da olabilirdi. Maçın hemen başında Mehmet Can orada bir kademeye girmemiş olsaydı maça mağlup başlayacaktı. Çok farklı bir skor konuşabilirdi. Çok farklı konular konuşulabilirdi. Doğru. Evet. Biz de spor maçında yayının başında anlattım. Başka bir şeyleri konuştuk. Ama Trabzonspor'un orada net penaltı verilmedi. Dolayısıyla biz başka yere odaklanmıyoruz. Trabzonspor'lara sürdük. Sahaya odaklanmak lazım diyorsunuz. Peki. Tabii, sahaya odaklanmak. Hocam lazım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Skorar TV yorumcusu sevgili Aksal Yavuz vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 11.18'i gösteriyor. Şu an hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, önce tebrik etmek istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili. Ödül aldınız. Oradan başlayalım isterseniz. Çok ödülünüz var ama dün yeni bir ödül aldınız. Oradan başlayalım. Neler söylersiniz? Evet. Yani şunu çok kısaca anlatayım. Yani ben ilk ödülümü meslekte 1985 yılında Türkiye Jockey Kulübü'nden aldım ama şu şekilde oldu. O zaman cep telefonu yok, takdir edersiniz ki. Gazeteyi aramışlar, böyle bir törenimiz var, Süleyman Arat ödül aldı, gelsin diye. Ama bir şey oldu, bana ulaşamadılar veya unuttular. Ben gidemedim törene, hiç de haberim yoktu ödül aldığımdan. Şimdiki gibi değil de şimdi mail geliyor, cep telefonumuza mesaj geliyor, her şeyden haberiniz oluyor. Ben o yıllarda Göktil Dershanesi'nin İngilizce kursuna gidiyordum. Bizim gazetenin şoförü geldi, bir poşetle bana bir şey verdi. Abi bu sizinmiş dedi bana. Allah. Bu ne dedim, ödül dedi bana. Allah Allah dedim. Poşetin içini bir açtım, bir tane at çıktı. Böyle altına bir baktım. 1985 Türkiye Jockey Kulübü basın yarışmasının ödülü Süleyman Arat diye. Bir zıpladım havalara, böyle o kadar sevindim ki. O zaman da yeni kızım dünyaya gelmişti. 2 yaşında filandı. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bayağı büyüdü tabii, 40'a yaklaşıyor. Maşallah. Teşekkür ederim. Akşam eve, kurstan çıktıktan sonra eve gidince kızıma dedim ki bak, bu senin, sana geldi dedim. Ona ithaf ettim yani ödülümü. O da böyle bütün gün oynuyordu onunla, dıgıdık dıgıdık filan yapıyordu. O ödül bana uğurlu geldi. Meslekte çok ödül kazanan Türkiye Jockey Kulübü ile başlayan bu macera, Gazeteciler Cemiyeti'nden 2 tane ödülle, Ankara Foto Mabirleri Derneği'nden, Türkiye Foto Mabirleri Derneği'nden bir sürü ödülle
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yine bir sürü ödülle devam etti. Çok şükür bu süreçte 42 evi yıl içinde. Evi değiştirmek zorunda kaldın diyorsun. 3+1'den 4+2'ye çıkmak zorunda kaldım diyorsun. Ödülleri koymak için. Evet, dün de basın ofisinin müdürü bana geldi, dedi ki balkonu eve kattı mı Pima Pen'le, dedi, kapatıp dedi. Niye dedim, ben de anlayamadım baştan. Ödülleri koymak için Süleyman abi, dedi. Öyle gülüştük. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bunu konuyu açtık. Beni onur ettiğin için teşekkür ederim ayrıca. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aslında çok konu var ama cumartesi günü Fenerbahçe'de bir tüzük tadil kongresi var. Kulüpte sık sık mesajlar atıyor, mailler atıyor. Futbolcular çağrıda bulunuyor. İsmail Kartal çağrıda bulunuyor. Başkan çağrıda bulunuyor. Yaklaşık geçen hafta yapılacaktı. Tabii çoğunluk sağlamak için bu haftaya kaldı. 4000 üyenin katılması gerekiyor. 4000 üyenin de tüzük tadil kongresinin sonuna kadar kalması gerekiyor. Geçmesi anda. Gelenlerin de 3'te 2'sinin el kaldırması gerekiyor. Yani çok zor. Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Neler söylersiniz tüzük tadil kongresiyle ilgili, neler söyler, oradan başlayalım isterseniz. Vallahi yani kritik bir gün tabii Fenerbahçe açısından, çünkü yeni çıkan kanuna göre dernekler yasasıyla alakalı olarak bunların yapılması gerekiyor ve günümüze uyarlanması gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bunu yapmak ve başarmak zorunda ve bunun yanı sıra bir noktaya da daha değinmek istiyorum. Belki dinleyen kongre üyelerinden vardır, gelmelerini sağlar, çünkü Fenerbahçe Yönetim Kurulu bu tüzük tadili kongresinde aynı zamanda Fenerbahçe stadının isim hakkını değiştirmeyi talep edecek ve üyeler el kaldıracak. Yani 29 Ekim'de stadın isminin tabii devlet erkanı da eğer izin verirse, uygun görürse Fenerbahçe stadının adını Mustafa Kemal Atatürk veya Atatürk Stadı olarak değişmesi bekleniyor. Eğer öyle bir şey olursa o el kaldıran bütün insanların da bu çorbada tuzu olmuş olacak. O yüzden gelmeleri ve orada bulunmaları bence bir Fenerbahçelilik görevi diye addediyorum ben. O yüzden bu sağlamak çok zor, bu kalabalığı orada bir bu sayıyı tutturmak ve bir imzalar ve el kaldırarak onay vermek gerçekten zor. Çünkü uzun süre orada oturmaları gerekecek. Dolayısıyla da bu fedakarlıkta bulunur diye düşünüyorum Fenerbahçe seven Fenerbahçe kongre üyelerinin. Ben yine de çok büyük kalabalık geleceğini ve bu işin başarılacağını inanmak istiyorum. Evet, tüzükte çok değişen maddeler var. Başkanlık yılının adına tutun da işte ne bileyim kadına şiddet, hayvana şiddet uygulayanların üyelerin varsa üyelikten çıkarılması veya bu anlamda ceza almış olan kişilerin üye yapılmaması gibi, ne bileyim 65 yaş üstü kişilerin yönetici olamaması gibi çok fazla maddeler var. Buyurun. Günümüze yani uyarlandığı için bu şekilde çok uzun detaylar var. Dediğin gibi bunları anlatmaya kalksak bütün programı kapsar, hatta geçer bile. Dolayısıyla da zaten bunu internetten görmeleri mümkün. Fenerbahçe sosyal medyadan bunu paylaştı. Kulübün sitesinde de bunu görmek mümkün. Dolayısıyla da oradan okumaları ve ona göre Fenerbahçe Tüzük Tadil Kongresi'ne gelmeleri mantıklı olur diye düşünüyorum. Ataşehir'de yapılacak. Ülker Arena'da. Evet, Ülker Spor Arena'da. Dolayısıyla ben büyük çoğunlukta katılım bekliyorum açıkçası. Ben de katılım bekliyorum. 50 küsür bin üzerinde üye var zaten. Derneklerde. Okullarda, tabii okullarda açıldı. İnsanlar tatil yörelerinden de döndüler. Artık İstanbul'a döndüler. Dolayısıyla da o yüksek katılım olması kuvvetle muhtemel. Evet, Juan Perez Fenerbahçe'de şu anda ameliyatı kesinleşti. 3 ay gibi sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ve bu süreç içerisinde de işte sözleşmesinin dondurulacağı da konuşuldu. Oradan başlayalım istersen. Perez ile neler söylersin? Sevgili Aygün, ben Fenerbahçe'de gerçekten kadroda en beğendiğim futbolculardan biri. Yani gerçekten çok fiziği anlamında, değil mi? Fizik anlamında ve çok sol stoper olarak örümcek gibi ayakları var ve topu böyle rakipten çekip oyunu çok güzel geriden kurabilme yeteneği var. Bence Jesus'un getirdiği en iyi oyunculardan, hatta en oyuncu diyebilirim. Ama işte şanssızlık böyle bir şey ya. Adam hiç sakatlanmamış. Fenerbahçe'ye geldi. Rennes maçında biliyorsunuz öyle enteresan bir şekilde sakatlandı ki. Bir de pozisyonda gol oldu yani. Keşke hiç atlamasaydı o topa. Sürüklendi biliyorsunuz Çin'de kayarak. Ayağının arka adenesine vurdu ve arka çaprazları koptu. Dolayısıyla da o ameliyatsız düzelir diye de umuldu. Yani öyle rapor verildi. Daha kalıcı olur denildi. Ama işte olmadı. Yani mecburen. Keşke ameliyat olsaymış. Şimdiye çoktan dönerdi mesela futbola. Ama bir denendi ameliyatsız bu aşılır diye. Olmadı. Bence artık
ve Fenerbahçe'de dönemi bitti diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar iki kere ağır sakatlık ve tedavi sürecinden sonra yeni eski performansına dönebileceğini ben zannetmiyorum ve yol ayrılığına gidilebilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi dondurulacak tabii. Neticede sakat bir oyuncu. Tıpkı Henrique gibi o da Lincoln Henrique gibi. O da dondurulacak ve bu sezon böyle geçecek. Onun ardından iyileşme döneminden sonra tabii neler yapılacak yönetimle karşılıklı oturup konuşacaklar ama Fenerbahçe maalesef bu kadar kaliteli bir oyuncudan hiç verim alamadı. Hiç şanssızlık yani bu şanssızlık diye buna derim. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle şeyler çok var. Yani Pingel'i hatırladım hemen mesela. Ne kadar o büyük umutlarla gelmişti zamanında değil mi? Bence Türkiye'ye gelmiş en büyük santraforlardan biriydi. Çime takıldı ayağa gitti. David mesela parladığı dönemde biliyorsunuz kampta gözümüzün önünde çat diye bir ses duyduk ve çaprazları koptu yani. Hı-hı. Yani hepimiz böyle çimenlere düşmüştük böyle. O kadar ızdıraplı bir şey ki yani o sesi duyunca insan tüyleri diken diken oluyor. Şu an vallahi tüylerim diken diken oldu. Çünkü o çaprazların kopması o sessizlik anında bütün futbolcular ağlamıştı yere çöküp yani. Oluyor bunlar maalesef futbolun içinde var ama biraz sanki Fenerbahçe'ye daha fazla denk geliyor gibi geliyor bana. Mesela işte Pedro'dan da hiç verim alamadı Fenerbahçe. O da çok büyük oyunculardan biriydi. İtalyan liginde ve İtalyan milli takımında parlamış. Buraya geldi. 3 kere arka arkaya büyük sakatlık geçirdi. Yani bu kadar şanssızlık olabilir mi? Yani şimdi taraftarlar bunu anlamıyor. Diyorlar ki işte bu oyuncu değil. O bize verim vermedi. Ama nedenlerine bakmıyor hiç kimse. Futbol böyle bir şey yani gerçekten. Oynuyorsanız varsınız, oynamıyorsanız gittiniz. Böyle bakılıyor. Doğru. Tabii çok konu var, sorular da geliyor ama şunu da sormak istiyorum. İstanbul Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Alaaddin Yavuz Güneş medya mensuplarıyla Fenerbahçe muhabirleri bir araya geldi. Oradan da başlayalım isterseniz. Tabii. Nasıl bir organizasyondu, neler konuşuldu, neler yapılacak, bu süreç içerisinde takıma nasıl destek verilecek? Şimdi İstanbul Fenerbahçeliler Derneği kuruldu biliyorsunuz. Bu da yani çok farklı bir amaçla yola çıkan bir dernek olduğunu biz de o gece öğrendik. Sayın Başkan Alaaddin Yavuz Güneş İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'ni bize anlatırken farklı şeyler söyledi. Yani diğer derneklere göre farklı şeyler söyledi. Mesela amaçlarının Fenerbahçe'den menfaat sağlamak değil de Fenerbahçe'ye bir şeyler vermek olduğunu anlattı bize. Hı hı. Yani İstanbul'un fetih gününde kurulduklarını 4 Temmuz'da Çırağan'da ilk toplantılarını yaptıklarını, orada Sayın Başkan Ali Koç'a içlerindeki yüreklerinde barındırdıklarını anlattıklarını belirtti. Hedefleri Fenerbahçe Kulübü'nün her daim yanında olmak ve Fenerbahçe Kulübü'nü desteklemek ve daha en önemlisi giderlerine ortak olmak olduğunu belirtti. Biz şaşırdık tabii. Hatta dedi ki biz içimizden bazı üyelerimizin dedi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bazı branşlarına şimdiden sponsor oldu dedi. Yani ilginç bir yaklaşımları var. Yani belirli meslek gruplarından Türkiye'nin tanıdığı önemli isimler var tabii bu derneğin içinde. İşte bunun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bulunan Fenerbahçeli milletvekillerine 13 Ekim'de bir toplantı düzenleyeceklerini belirttiler. Bunun akabinde Fenerbahçeli kaymakamlar, Fenerbahçeli belediye başkanları, emniyet müdürleri, emniyet yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, İstanbul'da bulunan üniversitedeki Fenerbahçe rektörleri falan bu tarz yani Fenerbahçeli olup da yani çok fazla bu kimliğiyle öne çıkmamış önemli noktalarda bulunan isimlerle de görüşmeler yapıp işbirliğine gitmeyi planlıyorlar. Şimdilik 100 üyeleri var ve bunu aşmamaya gayret ediyorlar. Sınırlı tutmaya yani her geleni üye yapmamaya rakamı burada tutmaya gayret ediyorlar. Bize böyle anlattılar kendilerine. Biz onlarla birlikte bir yemek yedik ve onları dinledik daha ağırlıklı olarak. Çünkü projeleri falan biraz bizi şaşırttı. Böyle ummuyorduk yani genelde dernekler kulübün yanında yer alırlar. İşte onu desteklemek için veya güç vermek için oy olarak böyle düşünülür genelde. Ama bu İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin projesi biraz farklı geldi bize. O yüzden de ilgimizi çekti açıkçası. Hı hı. Bakalım ilerleyen günlerde bu değişik projeler daha neler olacak hep beraber göreceğiz. Ama ilgi alanımıza girdiler yani onu da söyleyeyim. Yüzüye kongre mi yoksa Hayır dernek üyesi olarak. Dernek üyesi olarak yüzü anladım. Evet. Tamam. Dernek binaları da böyle 800 metrekarelik bir yer kiralamışlar Bahçeşehir'de. Dolayısıyla her şeyle farklı bir Cumhuriyet'in 100. yılında olduğu için 100 üyeleri var. Ondan dolayı. Bunu da, evet.
Şimdi şey, Avrupa yakasından belki Anadolu yakasına da bir şube açmayı planlıyorlar. Bakalım neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda da sevgili Süleyman Arat var. Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat'la beraberiz. Süleyman, tabii Fenerbahçe'ye geçeceğim ama bir yandan da şeyi de sormak istiyorum. Dün organizasyonunu tahmin ediyorum. Filenin sultanlarına Misti'den çok büyük bir destek geldi. Neler söylersin sponsorluk anlaşması anlamında? Yani bir yıllık daha yapmayı planlıyorlardı ama bu başarının ardından, kazanılan Avrupa şampiyonunun ardından Sayın Yıldırım Demirören 2 yıla çıkarttı anlaşmayı. Dolayısıyla da çok önemli sponsorlar bu tür spor organizasyonlarının baş tacı aslında. Yani onların başarıya giden yolunu bir nevi aslatla düşüyorlar, önlerini açıyorlar. O şekilde bakmak lazım. Misli'de Türk kadın voleyboluna verdiği desteği arttırdı. 2020-21 sezonundan başlamıştı bu sponsorlukları. Şimdi 2 yıl boyunca tekrar devam edecek bir nevi yenilenme oldu. Uğur'u da geldi sanıyorum biz de voleybola. Çünkü Milletler Ligi şampiyonluğu geldi, dünya birinciliği geldi, Avrupa şampiyonluğu geldi. Olimpiyatlara katılma garantisi gibi bir durum var. Yani %99.9 olimpiyatlarda olacak kadın basketbol voleybol takımımız. Erkek voleybolun da katılma ihtimalleri var tabii. Japonya'da onlar da oynayacak. Kadınlardan hemen bir hafta sonra onlarınki başlayacak olimpiyat elemeleri. Dolayısıyla voleybol Türkiye'nin en başarılı branşı, en hızla büyüyen, en hızla ilerleyen, kalıcı olduğu gözüken bir branş. Çünkü aşağıda her bir kulübün 2000'e yakın öğrencisi var. Örneğin Vakıfbank'ın, örneğin Eczacıbaşı'nın, örneğin Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu 3 kulüp force ediyor aslında şu an voleybol ağırlıklı olarak, ama tabii Galatasaray'ın da bu manada, Beşiktaş'ın da geçmiş yıllarda çok önemli yatırımları ve destekleri olmuştu voleybola. Aynı şekilde eskiden Arçelik'in, Ankara pazarlarının, bu tür büyük kulüplerin geçmişte de çok katkıları olmuştu voleybola. Bu katkılar tabii voleybolun da büyümesine sebep oluyor. Genç kızlar, yani bir tane top verin, deniz kenarında, kumsalda veya okul bahçesinde veya bir boş arazide hemen kızlar yan yana gelip voleybol oynarlar. Yani en sevdikleri kadınların en sevdiği branş voleybol diyebilirim. Dolayısıyla da orada da çok başarılı oluyorlar. Türk kızlarının çok büyük yeteneği olduğu tartışılmaz. Bizim ligimizde Avrupa'nın en başarılı ligi, en çok yıldızın bulunduğu, yani yabancı olsun, Türk olsun, dünyanın gözünün Türkiye'de olduğu bir lig. Yani sessiz sedasız birçok Avrupa televizyonu ve dünya televizyonu bizim ligimizi canlı veriyor. Çünkü neden veriyor? O ülkelerin oyuncuları burada oynuyor. Mesela bir Çinli oyuncumuz vardı, Zhu diye, yakın zamana kadar birçok Çin'de yayınlanıyordu maçlar. Ve buraya her mesela Vakıfbank'ın maçına bir Çinli gazeteci geliyordu, evet, mutlaka. Onu, yani onun için yani sessiz sedasız. Yarı Türkçe yarı Çince sorular da sormaya çalışıyordu. Sorular, evet. Yani dolayısıyla da yani bu voleybol ülkemizin tanıtımına da çok değerli katkıları olan bir branş. İşte zaten Avrupa şampiyonluğu, Amerika'dan gelen milletler şampiyonluğu, bunlar çok önemli tanıtım şeyi oldu. Kızlar da genç, önleri açık, daha uzun yıllar voleybola destek verecekler. İşte İlkin olsun, Zehra olsun, Elif olsun, bunlar hep genç çocuklar, en az 4-5 yıl oynarlar. Mesela U19'da şampiyonluk kazandı biliyorsunuz. U21 3 yaş gençti. Onlar da 5. oldular ama Amerika'ya yenildiler ki Amerikalı oyunculardan her bir oyuncumuz, 5 oyuncumuz 3 yaş daha küçüktü. Yani biz onları 3 sene sonra yeneceğimizin bir nevi sinyalidir bu. Dolayısıyla hem U19 hem U21'de çok böyle yetenekli voleybolcular da geliyor. Bu başarı geçici bir başarı değil. Yani futbolda bir dünya üçüncülüğü elde ettik ama yani devamı gelmedi maalesef. Çünkü çok gerçekçi değildi. Çok ayakları yere basan bir jenerasyondu o. Çok kaliteli bir jenerasyon bir araya gelmişti ve öyle bir başarı geldi. Kura şansı da vardı yanımızda ama voleybol öyle değil. Bu bir jenerasyon başarısı değil. Bu köklü ve devamı gelecek bir başarının habercisi. Yani bu gelen Avrupa şampiyonluğu ve Milletler Ligi şampiyonluğu
Iceberg'in görünen yüzü, daha dibinde çok daha geniş bir büyük kütle var ve bizi uzun yıllar Avrupa'nın zirvesinde, dünyanın zirvesinde tutacak. Ben buna inanıyorum kalben. Şimdi bunların yanı sıra bir de bir kelime daha ilave edeyim. Kızlarım getirdiği başarı erkekleri de çok olumlu tetikledi. Erkek voleybolunda oldukça geriydik mesela. Ama şimdi onlar da çok atak yaptılar, çok inanıyorlar kendilerine. Mahcup hissediyorlar kızlardan böyle başarı geldiği için kendilerine. Biraz sorumlu hissediyorlar. Daha çok çalışmaya ve daha başarılı olmaya çalıştılar. Ben inanıyorum bu Japonya'da kızlar gelecek. Olimpiyat onun ardından erkekler gidecek. Erkeklerin de olimpiyat vizesi alacağına inanıyorum ben yürekten. Evet, Dominik Livakovic yılın en iyi kaleci ödülüne layık gösteriliyor. Neler söylersin? Evet, biz de onu Fenerbahçe Kalesi'nde görmek istiyoruz açıkçası. Kısmet olmadı. Ankara Gücü maçında oynayacaktı ama antrenmanda bir Adela problemi yaşadı. Hemen ardından da Hırvatistan milli takımında kaleye geçeceği için riske edilmedi. Ama ben inanıyorum ki bu milli aranın dönüşünde Livakovic'i artık Fenerbahçe kalede görecek. Ama işte çok formda olan bir İrfan Can Eğribayat'ı da kulübeye çekmiş olacak. Futbolun fıtratında böyle bir şey var malum. İyi oynayan bazen daha pahalı olan ve daha dünyaca tanınan oyuncunun arkasında kalabiliyor. Ama şöyle bir gerçek var. İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'de yedek kalması bence Livakovic'i de şey yapacaktır. Çeşke Altay Fenerbahçe'nin kariyerini koruduğu zamanlarda birçok yıl boş kaldı altı. Çeşke altta onu sıkıştıracak İrfan Can Eğribayat gibi zorlayacak bir kaleci olsaydı Altay'ın formuna çok etki ederdi ama maalesef o yalnız kaldı. O biraz rehavete de sebep olabilir tabii, böyle alttan onu zorlayacak bir oyuncunun gelmemesi. Biraz kendisini garantide gören her meslekte bir insan kendini garantide görüyorsa biraz performansında aşağı inme olabilir. Belki Altay'da da böyle bir şey yaşanmış olabilir. Ama Livakovic'in arkasında İrfan Can Eğribayat gibi muhteşem bir kaleci var. Tetikte olması gerekiyor. Yani 3-4 maç kötü oynarsa İsmail Kartal gözünün yaşına bakmaz. Mesut Özil'i bile kesmiş bir oyuncudur. Teknik adamdır netice itibariyle. Dolayısıyla iyi oynamayanın gözünün yaşına bakmaz. Burada asıl olan Fenerbahçe'nin başarısı, şampiyonluğa ulaşmak tabii ki. Doğru. 2023 Ballon d'Or adaylar arasında Kim Min-ji de listeye girdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Evet. Onun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'da. Neler söylersin? Yani nereden nereye, değil mi? Bakın, evet, yani ya. Rotasını, ama bu bir planlanmış bir şey. Senle yaptığımız canlı yayınlarda hep söyledim ben bunu. Yani bir rotasını çizdi bu oyuncu ve önce Fenerbahçe bir geçiş noktası olarak Avrupa'ya atılmış bir adım olarak seçti. Burada Fenerbahçe'nin dünya vitrininde, Avrupa vitrininde de olması çok önemli bir gösterge. Buraya geldi, bir adımını attı. Buradan bir üste adımını attı. Oradan da yani Napoli, onun ardından da bu noktaya gelmesi hiç tesadüf değil. Planlanmış bir stratejik hamlelerdi hepsi. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı bir yıl daha kalsaydı falan dedi ama yani onların hepsi hesap kitap meselesiydi. Dolayısıyla da kariyeri muhteşem, parlak, önü açık, uzun yıllar onu keyifle seyredeceğiz. Ve Fenerbahçeli taraftarlar da onu Fenerbahçe formasıyla gördükleri günleri ve attığı golü, kurtardığı şeyleri, pozisyonları hatırlayacaklar ve övünecekler. Çok büyük bir oyuncu gelip geçti Fenerbahçe'nin kadrosundan. Herkes de iz bıraktı. Yani herkes anladı bunun ne kadar büyük topçu olduğunu, değil mi? Evet. Yani yanındakini de parlattı. Mesela Atilla Saray'ı onunla birlikte oynarken, ikililerken nasıl muhteşem gözüküyordu gözümüze. Ama Kemiyeci'ye gittikten sonra onda da bir aşağı doğru iğme olduğu, aslında onu iyi oynatanın o olduğu ortaya çıktı. Anladık bunu gayet net biçimde. Belki ben yan yana oynasaydım beni bile milli takıma seçtirirdi. Haklı, doğru söylüyorsun. O derece. O kadar, evet, o kadar muhteşem bir oyuncu gerçekten. İnşallah bir sakatlık şu bu yaşamaz. Uzun yıllar dünya futboluna bir hediyedir. Fenerbahçe'de bu hediyeye katkı sağlayan kulüplerin başında geliyor. Yani neticede Avrupa'daki ilk noktası. İlk kulübü, doğru. Evet. Tabii Avrupa listesine yazılmayan Mert Müldür, Samet Akaydın, Emre Mor var. Bunlarla ilgili neler söylersin? Sence neden yazılmadılar? İsmail Hoca bunlarla bir görüşme yapmış olabilir mi? Neler söylersin? Evet. Bence hoca tercihinden yapıldı. Biraz bu grup yani Fenerbahçe için yumuşak bir grup. Buradan çıkacağı garantisi var. Mert'in hafif sakatlıkları vardı. Tam hazır değildi zaten. Osayi'nin yükselen bir formu var. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Başka bir neden aramamak lazım. Yani bir içeride böyle
almadı, acaba başka şeyler mi var şeklinde düşünmemek lazım. Ya mesela bir 6 numarayı transfer edeceğini hepimiz biliyoruz Fenerbahçe'nin. Onu zaten soracağım. Onu zaten soracağım sana. O da yani oynayamayacak dolayısıyla orada. Onun için yani bir yanlış düşünmeye veyahut da o gitti galiba aralarında İsmail Hoca ile sorun mu var şeklinde bakmamak gerekiyor. Neticede bu şey bir viraj yani bu noktadan sonra. Yeni bir açılım gerçekleşecek onun ardından karşılıklı düello maçlara kadar gidecek olay. Finale kadar gitme ihtimali olan bir süreç. Onun için o süreçte herkese ihtiyacı var İsmail Kartal Hoca'nın. Burada böyle düşündü. İlerleyen süreçte kadroda değişiklikler yapacaktır. İşte gelen transferlerle, oyuncuların form grafiğinin yükselmesiyle. Şimdi Osayi'nin formunun ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Osterwalde solda ne kadar formda. Terdi sakatlıktan çıktıktan sonra sağ tarafa geçecek büyük bir ihtimalle diyorduk. Ama Osayi o kadar yükseldi ki formu. O öyle bir şey olamayacağını bize belirtti. Yani bir sakatlık veya bir aşırı formsuzluk olmadığı sürece sağ bek Osayi'nin şu an. Sol bakta da Osterwalde gibi çok form grafiği çok yükselen bir oyuncu var. Ferdi'yi önde kullanma ihtimali var. Sağda kullanma ihtimali var. Solda önde kullanma ihtimali var. Çünkü çok alternatif bir kadro var elinde. Hafif bir sakatlı olan bir oyuncuyu riske etmemek çok akıllıca geliyor bana. Evet, Sedat Bey şimdi mesaj atmış bana. Ümraniye Spor Tesis Müdürü Sayın Hüseyin Mert ve Kadir Bey'le bizi dinliyorlarmış. Selamlarını iletiyorlar. Sedat Bey'e selamlarımızı iletelim. Evet, 6 numara transferi. Fenerbahçe'de 6 numara arayışı sürüyor. Her gün menajerler kulübe isimler öneriyor. Ayın 15'inde de zaten transfer sezonu yani bu dönem bitecek. Neler söylersin? 6 numara transferindeki son durum nedir? İsimler var mı? Yoksa çalışmalar devam edecek mi? Evet. Daha önceki seninle bir yayınımızda ben yine söyledim bunu. Fenerbahçe bu transferlerden sonra takdir edersiniz ki 20 gün önceki gibi 6 numaraya acil ihtiyacı olan bir kulüp durumundan çıktı. Çünkü tabii ki uzun lig maratonunda, Avrupa maratonunda kupa maçları gelecek. Buralarda mutlaka iyi bir 6 numaraya ihtiyacı var. Örneğin mesela İsmail Yüksek'in yaşadığı şeyi gördük, kırmızı kart. Evet. Belki bir sakatlık da gelebilir, Allah korusun, olmasın tabii ama yani çünkü milli takımda oynuyor, Fenerbahçe'de oynuyor ve alternatif olmayan bir oyuncu. Dolayısıyla bu kadar yüklenme bazen böyle kartla bazen sakatlıkla sonuçlanabilir. Onun için Allah korusun demekte yarar var. Ama Fenerbahçe 15-20 gün önceki kadar acil 6 numaraya ihtiyacı yok. İçeriden çözüm üretebilecek bir noktada. Dolayısıyla bu da Fenerbahçe'yi seçici olmaya yöneltiyor. Hem ucuz hem iyi hem de geleceğe yönelik bir 6 numara transferi yapılacağını düşünüyorum. Ama bunu sır gibi saklıyorlar. İsmail Hoca bile zikretmedi. İpucu da vermedi. O kadar sıkıştırıldığı halde. Yönetim bu konuda çok fazla konuşmayın. Gereğini biz yapacağız şeklinde söylediğini biliyoruz. Ben ayın 15'ine kadar mutlaka bu 6 numara transferinin biteceğini düşünüyorum. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ucuz ve kalıcı bir oyuncu Fenerbahçe'ye gelecektir diye düşünüyorum. Evet, Miha'dan sonra Crespo'nun da sözleşmesi uzatılacak. Crespo'yla evet. İlgili son durum nedir? Var mı bir evet. Gelişme? Zaten Crespo'nun ne kadar kaliteli oyuncunun olduğunu biliyorduk yani. Hı-hı. O da biraz fiyatının artmasını istiyordu. Çünkü ikincilikten gelmişti. Portekiz ikinciliğinden geldi Fenerbahçe ve o da Vitor Pereira'nın hediyesidir yani Fenerbahçe'ye. Ama iyi bir parlama yaptı ve çok güzel bir çıkış yakalattı Fenerbahçe'ye. Bu da onun değerini arttırdı Fenerbahçe'de. Bu değeri istedi doğal olarak. Sözleşmesinde bitiyordu. Talipleri de vardı ama olmadı gitme olayı. Fenerbahçe'nin de bir 6 numaraya ihtiyacı var. Yani içeriden bu İsmail'i yedekleme adına önlü vera olarak 6 numara olarak içeriden bir düzenleme, bir zaten İsmail Hoca ile birlikte bir önceki dönemde de çok güzel bir çıkışı olmuştu Crespo'nun biliyorsun. Sürekli oynattığı kadronun içinde önemli bir isimdi. Miha Zahisi olsun o olsun. Dolayısıyla bu iki oyuncunun yani birinin önceden bittiği imzası öbürünün daha sonradan bir geç de olsa. Ama ikisini de İsmail Hoca'nın istediği gayet net açık gözüküyor burada. Tabii kulüp belki hani fiyat anlamında bir vazgeçme gibi bir süreç yaşadı ama olmayınca transferi. Belki karşılıklı fedakarlıklarla bir imzaya yaklaşıldı. Ben onun da önümüzdeki hafta imzasının biteceğine Fenerbahçe'nin bir 6 numara transferiyle birlikte bu transfer dönemini kapatacağını, ara transferde de çok fazla büyük oyuncular alınacağını düşünmüyorum büyük çaplı. Ancak böyle işte bir yerde hiç umulmayan bir yani bir aksilik yaşanırsa orayı takviye olarak belki olabilir ama Fenerbahçe 2023-24 kadrosunu bence bu iki imzadan sonra yani bir 6 numara Crespo imzasından sonra
oturtmuş ve kurmuş olacak. Kim bu sarı demiş ki 6 numara, 6 numara, 6 numara, saygılar abim Süleyman abiye selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Bizden de sevgiler. Osay Samuel aslında baktığın zaman gitmeyi düşünen isimlerden bir tanesiydi ama evet. Özellikle Premier Lig'e hayali vardı oynamak için tekrar. Ama arka arkaya tabii şans buldu. Şu anda da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezler arasına girdi. Evet. İsmail Kartal'la beraber. Neler söylersin Osay ile ilgili? Böyle bir çıkış bekliyor muydun bu sene Osay'dan? Yani şöyle bir şey, ben hep böyle temin de Altay örneğinde verdiğim gibi, şimdi de İrfancan Eribayet'in bir çıkışının Livakovic'e de yarayacağını belirttiğim gibi, bir oyuncunun altında bir sağlam oyuncunun olması veyahut da birlikte omuz omuza bir rekabet içine girdiği bir oyuncu olduğu zaman performansında yükseliş olmasını kaçınılmaz olduğunu düşünenlerdenim. İşte buraya da Mert Müldür geldikten sonra nasıl bir çıkış içine girdiğini gayet net gördük. Bir de yani ona çok önemli dokunuşlar oldu. Gelen transferlerle birlikte belki Fred de çok yaramış olabilir ona. Yani saç yapısı değişti biliyorsun. Oyun stili değişti. Çok verimini arttırdı Fenerbahçe'de. İleri geri oynuyor. Bu golü de Ankara Gücü'nün attığı gol de mükemmeldi. Özgüvenini de arttırdı böylece. Dolayısıyla farklı bir Osay'ı seyrediyoruz. Yani bu da değerini arttıracaktır. Zaten Premier Lig'de bazı kulüplerin ona ilgisi olduğunu biliyorduk. Hatta 12 milyon euroya kadar teklifler geldiği konusunda kulağımıza bilgiler geliyordu. Eğer böyle oynamaya devam ederse o da Fenerbahçe'ye iyi para kazandırabilecek isimlerden biri olarak ortaya çıkmakta. Çünkü yaşı da çok genç. Çok farklı bir oyun stili de var. O yüzden şimdi Mert'le yaşayacağı rekabet ona çok olumlu yansıyacak. Mert belki Avrupa maçlarında oynamayacak ama neticede lig maçlarında Ziraat Türkiye Kupası maçları, Avrupa maçları var, lig maçları. Çok tabii, uzun çok bir maraton önemli rekabet içine tabii. Girecekleri net yani. Çünkü orada Ferdi unsuru da var. Hep bunu göz ardı ediyoruz ama Ferdi hem sol bek oynuyor, hem sağ bek oynuyor, hem sol önde, hem sağ önde oynuyor. Şimdi bu rekabeti bu şekilde düşünmek lazım. Yani Osay'ı, Mert Müldür, Ostovald'ı, Ferdi bu şekilde dörtlü olarak düşünmek lazım. Bu kadar iyi oyuncunun bir rekabet içine girmesi bence Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ferdi'nin milli takım arasından sonra yetişebileceğini söyleyebilir misin sakatlığı? Söyleyemem çünkü öyle denildi bana ama ben pek ihtimal vermiyorum çünkü milli takım arasından sonra düzelecek ve takıma katılacak ama takıma katıldıktan sonra antrenmanlar başlayacak, tedavi süreci bir yandan devam etmiş olacak, bireysel çalışmalar, ondan sonra topla çalışmalar, ondan sonra hafif topla çalışmalar, onun ardından takıma dönmek için bir denemeler olacak. Bunun hepsi en az bir hafta 10 günlük bir süreyi daha gerektirir. Yani milli takım arasından 10 gün sonra bence Ferdi forma giyecek seviyeye gelebilir ama hemen milli takımın dönüşünün ardından ilk haftada Ferdi'nin oynayacağını ben zannetmiyorum. En az 10 gün sonra döner diye tahmin ediyorum. Tecrübelerim bana öyle diyor yani. Öyle ben de aynı düşüncedeyim de tabii genellikle bu tip haberler çıktığı için ben de zaten söylemiştim. İkinci derece evet. Genellikle yırtıkların süresi 30'da 45 gün gibi gözüküyor. Evet. Ama tabii tedavi programı da çok çok önemli. Sevgili Süleyman Arat, eklemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu. Umuyorum dinleyenler de mutlu olmuştur. Çok teşekkürler tekrar. Sevgiler, iyi yayınlar. Çok mersi. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Ama bugün yayınımız devam edecek. 2 ile 3 arası sevgili Atilla Türker'le Markaş programında olacağım. O yayına bekliyoruz sizleri. Mesaj atmanızı bekliyoruz. Yarın sabah da zaten 10 ile 12 arası Ters Köşe'de olacağım. Ne yapıyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam ediyoruz. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.